Arkadaşlar herkese tekrar merhabalar. Karşınızda bir başka yıldızımızı çıkarttık. Kendisi Doktor Sezen Karakuş, Johns Hopkins Üniversitesi'nde oftalmoloji bölümünde klinisyen araştırmacı olarak Associate Professor pozisyonunda çalışıyor. Davetimi kabul ettiği için çok teşekkür ederim Sezen. Rica ederim. Düzeltme yapayım. Assistant Professor. Henüz Associate Professor olmadı ama. Allah dedirtiyor. Demek ki oraya doğru yakın bir durum var yani. Ortalardayım ama evet, o yıla doğru ilerliyoruz inşallah. Güzel. Assistant Professor. Kısaca kendini tanıtır mısın bizlere? Tabii ki. Ben Türkiye'de Trakya Üniversitesi Fakültesinden mezun oldum 2006'da. Ondan sonra İstanbul'da Beyoğlu Göz Eğitim Araştırma Hastanesi'nde göz ihtisasımı tamamladım. İşte 2011 senesinde tamamladım. Sonra 2 sene zorunlu hizmetimi yaparken o dönemde Amerika planları yaparak eşim de o sırada Çapa'da üroloji asistanlığını tamamlamak üzereydi. Birlikte Amerika'ya geldik. İlk gelişimizden itibaren 2014 senesi bu. İlk gelişimizden itibaren değişik bir yolculuğa başladık. Ondan sonrasına bilmiyorum, birazdan ayrıntılara mı gireriz? Biraz ayrıntıları gelip acayip böyle physician family, böyle üroloji high competitive, oftalmoloji böyle high competitive alanlar. Vallahi böyle sabırsızlıkla bekliyorum aradaki serüven nasıl oldu. O zaman şöyle önce bir karar vermeden başlayalım mı? Nasıl karar verdin? Ne zaman karar verdin? Bu ne kadar sürdü? Bunu şundan önem veriyorum çünkü en fazla zaman burada gidiyor, burada kayboluyor. Evet. Zaman da çok değerli bu süreçte. Biraz bundan bahsedelim istersen. Evet. Bence bu çok güzel bir soru. Herkesin eminim çok farklı bir bu işleri araştırma, planlama aşaması olmuştur. Açıkçası ben üniversitedeyken falan öyle bir yurt dışında herhangi bir şey yapma gibi bir planım, bir hayalim bile yoktu. Göze başladığımda Beyoğlu'nda bir iki arkadaşım etrafta USMLE'den bahsedip hani o tarzda planlar yaptığını duymuş olmama rağmen hani çok da düşünmedim. Ama hani TUS'ta iyi puan yapmış olmanın etkisiyle hani bunları da alın diye söyleyenler olurdu etrafımda, sınavları da alın koyun kenara diye. Ama ben açıkçası bugün yaparım, yarın yaparım, zaten bakalım olur mu, olmaz mı derken yapmadım hiçbir şey. Açıkçası uzmanlığımı yaparken de bir yurt dışına gitme planım yoktu ama başka bir şey istediğimi biliyordum. Herhalde herkesin içinde bir şey oluyordu. Bir şeyin eksik olduğunu hissediyordum. Araştırma biliyorsunuz, bilmiyorum şu an belki durumlar farklıdır ama benim üniversitem de dahil olmak üzere hani böyle çok research'e özendirme şeklinde bir ortamda bulunmadım. Ve açıkçası özenecek bir şey olduğunu farkında değildim büyük ihtimalle. O yüzden gözdeyken tabii bizim güzel bir asistanlık programı ve bol miktarda araştırmalar yapılan bir program, büyük bir program. Bütün yan dalları olan işte birçok hasta popülasyona ulaşabileceğimiz bir program olduğu için bir sürü çalışmalar bir yandan giderdi. Ve ona biraz ilgi, buna biraz ilgi, bu nasıl olur, şu nasıl olur derken yapmak istediğim şeyleri hissetmeye başladım, hani başka şeyler, ve onlar konusunda ne kadar kısıtlı olduğumu fark ettim. Nasıl olur, nasıl olur diye düşünürken ya akademi seçmek istediğime karar verdim. Ama Türkiye'de biraz işler daha zordu, özellikle o zamanlarda. Belli politik gruplara daha yakın olanlar çok daha hızlı ilerleyip bir anda çok sayıda yazılar yazıp, kardeş yazılar yazıp birçok kişinin önüne geçmeye başladığında kendimi negatif, dezavantajlı hissettim. Ama öyle bir şekilde de ilerlemek istemediğimi de fark ettim. Bence o beni başka bir yola sürükleyen şeylerden en önemlisi oydu. Çünkü benim istediğim şey gerçekten bir araştırma yapıp, gerçekten bir sonuç mu, gerçekten bilime katkıda bulunmaktı. Ve onu yine de onun heyecanını hissedemiyordum bulunduğum ortamda. Sonra tabii aramaya başladım dışarıda, başkalarıyla görüşmeye, toplantılar, yurt dışı toplantıları. Ve sonra başka bir dünya olduğunu fark edince, ki bu benim için bence geç bir fark edişti.
Ondan sonra ben dedim ben gitmem lazım. Bizim başka bir yerde denememiz lazım en azından. Bizim yolculuğumuz böyle başladı. Eşim belki çok en azından yüksek sesle bunları dile getirmiyordu. Sessiz sessiz dinlerdi ve ben de acaba benim yolculuğuma katılmak ister mi diye de şüpheye düşerdim. Ama sonra ben onunla paylaştığımda bu fikrimi, hadi yapalım dedi. Onun tabii bunu yapalım demesi çok faydalı oldu benim için de. Ve sonra biz araştırmaya başladık. Nereye gidebiliriz, ne yapabiliriz? Etrafımızda hocalarımızdan, büyüklerimizden işte Amerika'ya gitmiş, hatta Avrupa'ya gitmiş olanları da soruşturduk ama hani İngilizce olması açısından ve Amerika'da şartların, özellikle research şartların çok daha iyi olduğunu duyduğumuz için orada denememiz gerektiğini düşündük. Açıkçası biz Amerika'ya yurt dışına taşınalım, yeni bir hayat kuralım diye çıkmadık. Daha çok araştırmayla ilgili, researchle ilgili görmek istedik başka bir dünyayı. Hatta bunu görüp, öğrenip getirmek istedik ülkemize. Amacımız öyleydi yolculuğa çıkarken. Sonra ben Johns Hopkins'te bir pozisyona kabul edildim. Aynı zamanda benim eşim de yazışıyordu birçok yerle. Şanslıyız ki ikimiz de Johns Hopkins'e kabul edildik. O biz her zaman söylüyorum, şans kesinlikle çok önemli. Ama tabii her şey şansa bağlı da demeyelim. Ama bir şeyler olmadığında da çok üzülmüyorum. Ben bunu her zaman bana danışanlara her zaman söylüyorum. Bir şey olmadığında başka bir şey oluyor. Her zaman yani bir kapanan kapı başka bir kapının açılmasına vesile olmuş oluyor aslında. Zamanla anlıyoruz bunu. Böyle olunca tabii ikimiz birlikte çok mutlu bir şekilde geldik. 2014 Ocak ayında. Çok soğuk bir günde hatırlıyorum. Baltimore'a ilk gelişimi. Çok heyecanlıydım. Çok umutluydum. Ve çok yoğun bir klinik hayatından eşim de tam asistanlığını bitirmişti. Çok güzel bir research senesine başladık. İkimiz de research fellow olarak. Tabii çok yabancı bir dünyaydı ilk başladığımızda. Hani birçok şey çok farklı ve çok yabancı geliyordu. Şimdi tabii ki dil var, kültür var. Ondan sonra iş ortamının kültürü var. Birçok şey var. Onlar zaten zorluk. Ama aynı zamanda da bilim açısından da araştırma. Benim eşim daha çok basic science labinde çalışmaya başladı direkt. Ben klinik research olarak başladığım için benimkisi biraz daha yumuşak bir geçiş oldu. Onunkisi biraz daha sert bir geçiş oldu. Birden kendini hayvan çalışmaları yapıp işte western blotlar yaparken buldu. Ki hiç daha öncesinde hiçbir deneyimi yoktu bunlarla ilgili. Ben ise o daha çok işte PhD'lerle ve kendi hocası MD'di ama PhD'lerle çalışıyor. Postdoc diye bir kavram olduğunu öğreniyoruz ki haberimiz yok. Ondan sonra ben klinikte başlıyorum. Tabii etrafı gözlemlemeye başlıyoruz. Bu şekilde giriş yaptık ve çok da güzel, heyecanlıydı. Yeni şeyler öğrenmek, yeni bir şeyin parçası olmak. Ve tabii ki o kadar çok şey öğrenecek şey var ki bu bana çok heyecan veriyordu açıkçası. Hiçbir zaman yani özellikle baştan beri herhalde en çok da tavsiye ettiğim şeylerden birisi her zaman kendinize güvenin. Hiçbir zaman kendimi eksik görmedim başlangıçta. Daha sonrasından bahsedeceğim tabii yolda nasıl tümseklere takıldım. Ama başlangıçta kendime her zaman neden olmasın, neden ben olmayayım, neden önüm açılmasın, neden bu fırsat için seçilmeyeyim ki ben. Ben her zaman kendime güvendim ve bu başlangıçta benim çok rahat ilerlememi sağladı. Bu şekilde ortama rahat uyum sağladım. Zaten işte değişik şeyler var tabii bunun arkasında. Hocanla geçirdiğin vakit var. Aynı zamanda bir de etrafında çalışanlar var. Fellow olanlar var. İşte study coordinator'lar, technician'lar var. Onlarla da ilişkilerinde bazen zorlanmalar olabiliyor. Gene dediğim gibi kültürel farklı bakış açıları diyelim. Ondan sonra çalışma etiği olarak düşünelim. Her şey çok farklı. Onlara zamanla uyum sağladık ve bir yandan tabii research dünyasını tanıyorum. Grantler, fundingler, çalışmalar. Biz sanıyoruz ki sadece hani hızlı hızlı bir çalışma yaparsın, hemen bir yazı yazarsın ama onun arkasında ne kadar büyük bir mutfak olduğunu öğrendik. Aynı şekilde eşim de tabii ki o çok daha farklı bir dünyayı öğrendi. Basic science'dan nasıl olduğunu, o steplerin ne kadar zaman aldığını, işte eksperimentlerin yapıp ondan sonra nerelere gittiğini. Ama bunlarla mesela yeni grantlere başvurmak çok heyecanlı bir dünyaydı benim için. Ben çok çok sevdim. Ondan sonra da bu yolda ilerlerken
bizim ilk baştaki anlaşmamız 2 senelik bir research fellowship'ti benim için. Eşim de kalmak istediği kadar kalabilecekti. Ve sonra ikinci sene research fellowship'imi yaparken ben Cornea bölümüne geldim. Cornea ile ilgim vardı zaten. Çalıştığım hoca değil, başka bölümdeki bölüm başkanı, Cornea'nın başkanı bir clinical fellow almak istediğini, ekstra oradaki fellowlara ekstra bir fellow almak istediğini, bir ihtiyacı olduğunu ve beni önerdiklerini söyledi ve beni direkt almak istediğini söyledi. Bu bir fırsattı benim için. Evet. Yani hiç beklemiyorum. Şimdi ve ben başvurmuyordum. Ben hani biz daha sınav ve SMLA'ya bakmıyoruz acaba falan diye düşünüyoruz ama hiçbir şey bilmiyoruz. Haberimiz yok. Türkler var gerçekten etraftan. Daha önce konuştuk. Açıkçası kimseden bir güzel bir tavsiye alamadık. Yani ne zaman sorsak siz nasıl kaldınız, nasıl geldiniz? Açık cevaplar gelmedi. Çok zaman oldular işte ya da şimdi bilmiyorum, hatırlamıyorum. Böyle kısa cevaplar. Bir şekilde işe yarar bir şey cevap alamadık. Ama sonra ufak tefek araştırmaların sonucunda şunu gördük. Fellowship yaparak yani residency tekrarlamadan da kalan insanlar olduğunu fark ettim. Ve bunun nasıl olabileceğini araştırmaya başladım. Ve bu araştırma tamamen kendi başıma yaptığım bir şeydi. Ve sonra birden fark ettim ki fellowship'te kalabilirsin fellowship yaparak. Clinical fellowship yaparak. Research'a değil tabii. Ve clinical fellowship'in en azından işte belli bir sene yapılmış olması, klinik eğitimin belli bir sene yapılmış olması gerekiyor. Bu yol, bunları anlatmaya başlayayım mı yoksa nasıl klinik... Onu böyle aşama aşama gelelim. Böyle ben dinliyorum ayrı böyle yaşadığın şeylerin çoğunu ben de yaşadım. O ilk başta dediğin işte araştırma ortamı, bir haksız bir rekabet var. Ben de böyle bertaraf olan ekipten böyle hiçbir yere girmeden öyleydi. İkincisi... Hakikaten bilgiye ulaşmak o bizim o zamanlarımız oldukça zordu. Bir de yani benim aldığım cevap abicim yapamazsın boş verdik falan. Buydu hep benim yani çok zor falan böyle. Hep bana bunlar söylendi. Ya ben sana o soruyu sormuyorum ki ben olayın ne olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Bırak yapıp yapamayacağımı ben karar vereyim ama bu tür böyle cümleler şey çok zaman oldular falan bunları hep gördüm. İlginç bir şey böyle, şimdi şöyle birazdan bu sınavları falan nasıl hazırlandı ona geleceğiz ama mesela sen okuldan mezun olmuşsun, ondan sonra oftalmoloji uzman olmuşsun. Ardından işte böyle bir research isteği, bu tutkuyla, bu ümitle buraya gelmişsin. Hala sınav hiç bilgi yok. Arada geçen belli zaman var. Bu böyle müthiş bir tecrübe. İşte... Çoğu insanlar hep bu yola karar verirken ileriyi düşünüyorlar, bir çıkmaza giriyorlar ama bak sen buna çok böyle mükemmel bir örneksin. Kaç sene, bir de oldukça kompetitif bir branş. Yani oftalmoloji Amerika'da çok dedike bir branş bu yarışmacı bazında. Şunu sormak istedim, böyle şeye geçmeden evvel, bu sınavlara hazırlandın, ona geçmeden evvel. Şimdi bu research ortamını gördüm burada. Bunun aynısını sen Türkiye'ye döneceğini fark etmiş olsan yapabilmek mümkün mü? Çok güzel bir soru. Çok düşündük bunun üzerine eşim de ben de. Öncelikle dedik ki neden olmasın, ne farkı var? Yani bu laboratuvarı kurması çok mu zor? Bu ortamı yapması çok mu zor? Nedir? Neden olmaz Türkiye'de? Olmayacaksa hani bunu çok sorduk biz de. Düşündük öncelikle etrafında destek gerekiyor. Etrafında destek derken bunun artık kimler sorumluysa çalışın yani üniversitede işte bölüm başkanı, belki dekan, belki işte araştırmadan sorumlu bölüm. Kesinlikle o insanların senin yaptığı şeyden anlaması lazım. Çünkü bu zor bir süreç ve destek olman lazım. Senin yaptığın şeyi anlamıyorlarsa her çok ezlediğinde bak işte olmadı, başarısız olacak ve ona ihtiyacın yok. Para herhalde çok önemli. Bence en önemli faktör bu. Türkiye ile Amerika arasındaki en büyük fark. Hani ben gelirken TÜBİTAK bursuna başvurmuştum. Ve TÜBİTAK bursunda hani haklı veya haksız ona yorum yapmak belki çok doğru değil ama değerlendirmenin ne kadar limitli olduğunu, çünkü zaten büyük bir araştırma bursu almış olan bir projeyi yazmama rağmen bir geriye dönen yorumların ne kadar sığ olduğunu görünce
Şaşırdım. Zaten verecekleri paranın çok düşük bir param. Sonra düşündüm bu tarz paralar şimdi herhalde biraz daha fazla işte TÜBİTAK benzeri başka kurumlar da var belki biraz daha para veriyor ama burada endüstri de çok para veriyor araştırmaya. Gerçekten çok para lazım araştırma yapmak için. Bu insan tabii buradaki şeyler de farklı. Buradaki üniversitelerdeki altyapı farklı. Mesela laboratuvar, yani Johns Hopkins'e çalışıyorsun ama çalıştığın laboratuvarın kirasını veriyorsun. Çalışan insanların parasını, maaşını sen veriyorsun. Yani Hopkins sadece senin binanı kiralamana izin veriyor. Hatta öyle söyleyeyim. Burası Hopkins için değil sadece bütün hani Amerika'nın tarzı bu. Ve sen bir çalışan bulmak zorundasın. Onun parasını ödemek zorundasın kendi başına. Üniversite veya bölüm sana bir şey vermiyor o anlamda. Hani onları belki biraz sonra da gene konuşuruz biraz da junior fakültelerin zorlandığı şeylerden. Ama hani bence bu şey bağlı ama ben Koç Üniversitesi ile görüştüm bir dönemde. Çünkü oradan biraz daha iyi sinyaller almıştım o dönemde. Yapmaya çalıştıklarının farklı olduğunu biraz diğer üniversitelerden farklı bir şekilde kaliteli research'e ve kaç tane yayın olduğundan ziyade nerede yayın yaptığını, işte impact faktöründen tut, yani ne kadar citation aldığına kadar bunların bir kere bundan bahsetmeleri bile bir fark bence. Evet. Yani bunları duyunca açıkçası belki acaba orada olabilir mi diye düşündüm. Ama sonra başka birkaç kişiyle konuştuğumda belki doğru belki yanlış. Türkiye'de maalesef çok karamsar bir bakış açısı olduğu için her zaman çok objektif bir yorum alamıyorsun. Alabilirsin de. Herkes öyle değil ama çoğunluk maalesef negatif. Hatta ben bu yola çıkarken bile çok negatif şeyler duydum. Eminim sen de duymuşsundur. Daha yola çıka, daha düşünürken. Aa seni almazlar, seni istemez. Niye seni alsın Amerika? Niye Hopkins niye seni? Hani başka şeyleri bilmezsin. Ama oraya gideceksin, orada perişan olacaksın. Arkadaşın gitti, perişan oldu, döndü. O gitti, depresyona döndü, girdi, döndü. Ve sadece bir, yani yola çıkıyorum artık. Yolun açık olsun duymak yerine hani ne kadar daha acaba bu kızı vazgeçirebilir miyiz diye. Zaten gidip de kalamazsın, kalıp da dönemezsin, onu da yapamazsın, bunu da edemezsin. O zaten herhalde ben onu her zaman söylüyorum. Benim çok büyük hayal kırıklıklarımdan birisi ülkemle ilgili. Üniversiteye, tıp fakültesine girdiğim belki de birinci günden itibaren duyduğum bir şeydi. Aa, yol yakınken dönün, bırakın. Doktor olmak, bilim adamından zaten bahseden yok. Onu o olmak, bu olmak, her şey zor. Bu iş zor, o zor. Hatta uzmanlığımı bitirdiğim gün o sevincimi hatırlıyorum ve o sevincimin nasıl birisini kursağımda bıraktığını hatırlıyorum. Ne oldu uzman olduğunda şimdi? Bütün hayatını nasıl geçireceksin? Çok ayrıntılara girmeye gerek yok. Onları uzak şey olarak, anılar olarak. Sadece bunlardan bahsetmemin sebebi ben tam tersini söylemek istiyorum herkese. Çünkü gerçekten bu tamamen bizim dünyamız ve bizim algımız. Bizim ne yapmak istediğimizle ilgili. Hiç önemi yok etrafımızdaki. Niye söylüyorlar diye kızmaya bile gerek yok. Çünkü onların dünyası. Bizim daha çok önümüze bakmamız lazım. Kendi planımızı yapmamız lazım ve istediğin zaman her şeyi yapabilirsin. Ha, yapabilir misin Türkiye'de research? Bence yapabilirsin yine. Çok zor olabilir ama yine de yapabilirsin. Yapan insanlar da var. Az da olsa sayıları var. Yaptıkları research'ün kaliteli olması için uğraşanlar var. Güvenilir data oluşturanlar. İşte hani çünkü en önemli sorunlardan bir tanesi de insanlar yaptıkları, bazı kişilerin yaptıkları araştırmalara güvenmiyorlar Türkiye'de birbirleri arasında. Onu çok duyuyoruz artık. Dedikodu babında olacak ama o bence çok önemli bir şey. Çünkü ben şunu çok duydum genç arkadaşlarımdan. Research yapıp ne yapacağım? Bunlar gerçek bile değil bu çalışmalar, bu araştırmalar gibi. Bu tarzda gençlerin özellikle kafasına böyle şeyler koymak bence çok kötü bir şey. Çünkü tamamen tabii ki şunu söylüyorum. Buna inanmak ve bu yüzden vazgeçmek zaten o kişinin belki de içinde çok fazla olmadığını da gösteriyor. Çünkü ben inanmadım, ben dinlemedim. Bana dediler Trakya Üniversitesi'nden sen de yol gözü kazanamazsın dediler. Onun imkanı ihtimali yok. Asla kazanamazsın dediler. Her gün dediler. Ama kazandım. Ve ben kazandıktan sonra dedim ki kazanabilirsiniz siz de. Ve sonra birçok kişiye de hatta bir arkadaşım haberim bile yoktu. Benden bir sonraki sene Trakya'da
Benim söylediğim şeyden çok etkilenmiş. Ben o kadar farkında değilim. O da aynı şekilde göze giriyor İstanbul'da. Başka bir Kartal göze giriyor ki o da çok yüksek puanlı ve kompetitif yerlerden birisidir. Ve hatta peşimden Amerika'ya gelmeye karar verdi. Peşimden demeyeyim daha doğrusu. Benimle temasa geçti ve ben ona yol gösterdim. Ve şu anda o da bir fellowship'e başlamak üzere. Aa, çok güzel. Beni en çok mutlu eden şey bu. Ve o da söyledi. Ben de sen bana ilham oldun dedi. Ben isterim ki hepimiz etrafımıza sadece pozitif şeyler gösterelim, yapabileceğimizi gösterelim. Bir kişi yaptıysa bir kişi daha yapabilir her şeyden önce. Bence o yüzden Türkiye'de de dahil olmak üzere. Ben bununla da ilgili çok bazen hayal kuruyorum. Türkiye'ye ne götürebilirim, ne değiştirebilirdim dönecek olsaydım diye. Bir gün olur da dönme gibi bir durumumuz olursa bir şey için. Ben yine de buradan aldığımın birçoğunu etrafımda gençlere özellikle yol göstermek için kullanmak isterim. Valla bu müthiş bir şey diyelim, amaç diyelim. Tabii Türkiye'de yapılan bütün çalışmalar, ben de bu akademik şeylerde yani asistanken falan bayağı ilgilendim. Ondan sonra mezun oldum. Yine böyle o zaman yarın doçent olmak istiyordum bu GATA'da. Çalışma yaptım falan. Şimdi ben Sarıkamış'a beni gönderdiler o dönem. Ya Sarıkamış'ta 200 yataklı diye geçiyor ama herhalde 20 yatak falan var hastanede. Yani öyle bir ultrason cihazı var. Bir de bir tane röntgen cihazı var. Başka bir şey yok. Ya ben burada ne yapabilirim falan diye böyle gittik bir tane bir test kiti aldık işte. 20 tane böyle ultrason silmeye yarayan şey. Temizleme bezi. Artık düşün yani 20 tane o da deneme şey aldık firmadan böyle. Sonra orada sürüntü mürüntü falan böyle yaptı. Böyle bir tane çalışma biz yaptık o Sarıkamış'ta. Herkese de yazdım ben oradaki bütün şeyde bizim ekipteki. Sonra bir bakıyorum böyle Sezer şeyden. Benimle aynı pozisyona başvuracak adamların dosyalarına bakıyorum. Hepsi böyle ağzı açık o mavi dosyalar böyle ağzı açık içi kağıt dolu full böyle. Ya biri benimle aynı seviyedeki bir hastanede çalışıyor, diğeri başka bir yerde. Yani bu insanlar uzaktan uzaktan böyle şeyler. Bu haksız rekabete ben de maruz kaldım o dönemler. Sana sormak istedim o, yani o sorduğum o sorunun cevabını çok güzel aldığımı düşünüyorum. Bizim mentalitede bir sıkıntı var. Ayrıca da eksiklik olan para var, bilmem ne var. Çok ben burada 5 sene adam yurt dışında eğitim almış. Böyle laboratuvarda çalışmış. Deneyimi oldukça yüksek. Hatta burada tanıştım kendisiyle. Bir sene de burada çalıştı. Şimdi yine başka bir yere gitti. Orada böyle grantlar falan alıyor. Son derece başarılı bir insan. Türkiye'ye dönmüş. Türkiye'de adama ders yazmışlar. Biyoloji dersi anlattırıyorlar falan. Yani adam böyle laboratuvar kurup o şeyi yapmak istiyor. Fakat onun üstündeki o mentalite değişmedikçe ne o para sağlanıyor, ne imkanlar sağlanıyor. Olan da küstürülüyor. Yani şimdi ben hep etrafıma şey diyorum. Ben bir gün Türkiye'ye dönersem domates üretirim diyorum. Yani hani şeyden sonra. Bakalım tabii ileride ne getirecek belli olmaz ama gerçekten aynı şeyleri paylaşıyoruz. Yani keşke olsa diyelim yani. Evet, bence de mentalite çok önemli bir sorun. Ve sadece genel mentalitede bir problem var, o kesin. Ama onun dışında da ülkede hatta sadece doktorların etrafında değil, çok karamsarlık hakim maalesef. Ben onu ancak o balonun içinden çıkınca gördüm. Çünkü ben de öyleydim. Sürekli şikayet ediyordum. Hani sürekli neden böyle, neden hiçbir her şey bu kadar zor, neden önüm açılmıyor, ben bu kadar istiyorum, bu kadar yapmaya çalışıyorum, neden görmüyorlar? Her zaman şikayetçiydim. Ben de İstanbul'da yaptım zorunlu hizmetimi. İstinye Devlet Hastanesi'nde ve düşünürsünüz ki harika bir yer, mükemmel. Evet, lokasyon olarak çok güzeldi ama göz kliniği olarak çok atıldı. Ameliyat yapılmıyordu ve her şeyi sıfırdan başlamak zorunda kaldım. O kadar savaştım yönetimle. Bunu yapmak zorundayız her seferinde. Yapmamız gerekiyor mu, mecburuz? Evet, mecburuz. Yapmamız gerekiyor. Yani sadece en basit şeyleri yapabilmek için bile o kadar savaştım. Ve hani her zaman her gün ona şikayet ediyorum. Neden? Ve etrafımıza da maalesef hep aynı şey olduğu için. İşte bu ülkenin klasik şeyi. İşte bu ülkenin klasik herkesin. Bu negatif düşünceler maalesef kimseye yardım etmiyor. Bence çok motivasyonunu bozuyor insanların. Hani böyle gerçekten bence değiştirmemiz gerekiyorsa ilk onunla başlamak lazım. Nasıl olur bilmiyorum ama bence hatta temelden, üniversite tıp fakültelerinden, ondan sonra asistanlardan, onları gerçekten umutla ve heyecanla, motivasyonla doldurmazsak
Herkes zaten etrafından sadece negatif şeyler duyduğu için hiçbir zaman bir sonraki adıma geçmekte bir cesareti bulamayacak. Benim en çok bana ulaşan çok insan oluyor, sana da ulaşanlar oluyordu. O kadar çekingen ve o kadar kendine güvensizler ki çoğunlukla. Böyle bir şey istemem olmaz değil mi diye başlıyorlar neredeyse. Hani onu demeseler bile konuşmalarının e-maillerinden o şekilde. Biliyorum olmaz, rahatsız ediyorum. Eminim cevap vermeyebilirsiniz bile. Eminim ki olmayacak, biz asla gelemeyiz. Ama işte ben bir ulaşmak istedim. Çünkü o kadar olmayacağına inandırılmışlar diyor. Bence bu en öncelikle değişmesi lazım. Ben ileri yaştakilerin mentalitesini önemsemiyorum. Bence gençlere yatırım yapmak lazım. Bu beni çok haklısın. Özellikle bana da ya, son ben 1,5 senedir bu mentorluk şeylerine girdim. Bu kanalı da ondan açtım. Yani biraz böyle pozitif, yani insanları biraz motive etmek, bir yol göstermek, bilmediklerini. En azından bak, sizin gibi insanlarla böyle bir şekilde temas oluyor. Yani sizden o birebir ağızdan o tecrübeleri duyuyorlar. Bunun için bu kanalı açtım ve böyle bir grup öğrencim de var. Onlarla böyle mentorluk falan yapıyorum o dönemde. Yani çocuklar o kadar akıllı, o kadar şey ki böyle parlak ki. Tek ihtiyaçları olan encouragement, cesaretlendirmek. Başka hiçbir şeye ihtiyaçları yok. Bana mail atan herkese ben dönüyorum mesela. Ve genelde hakikaten haklısın. %50 cevap vermezseniz de canınız sağ olsun falan. Yani niye cevap alamamış bu insanlar? Hani bu kadar niye diğerleri cevap vermiyorlar bu genç çocuklara? Yani bu genç, bizim meslektaşlarımız olarak görüyorum. Yani sonuçta bizi belki bir idol olarak kabul ederler, etmezler. Ama kendileri de bir şeyleri başarabilecek güçlü olduklarını inanmaları lazım. Vallahi çok teşekkür ederim. Çok güzel şeyler paylaşıyorsun. Gerçekten böyle hepsine katılıyorum %100 yani. Neden biraz bu sınav işine girelim ve biraz sonradan sonraya çalışmak zor oldu mu? Şeyden sonra TUS bitti, belli zaman asistanlık geçti. Belki de gözcü olarak. Tabii. Ben her zaman bana ilk ulaştıklarında tabii onları sorular. Tabii sınavımız yok, şöyle böyle. Bence kesinlikle tabii ki sınavı mümkünse TUS'u aldıkları zaman almakta fayda var. Keşke insanlar hani niyetli ya da niyetsiz olarak benim gördüğüm kadarıyla Hacettepe'den mezun olmuş kişiler her zaman sınavları almış oluyorlar neredeyse. Step 3'te dahil olmak üzere. Bir şekilde öyle bir yönlendirme var demek ki okulda. Demek ki bir farkı varmış diye ben de orada o şekilde yürüdüm yapmıştım. Bence tabii ki erken almak çok daha iyi. Ama almadıysanız da bu da dünyanın sonu değil. Ben her zaman kendimden örnek veriyorum. Çünkü herhalde olabilecek en zor şartlarda aldım. Research fellowship yaparken değil. Research fellowship yaparken bence çok güzel bir ortam. Değişir tabii ki research'e yoğunsun ama özellikle hani aile çocuk gibi durumlar yoksa bence çok güzel bir ortam burada çalışabilmek için. Zaten genel olarak atmosferde herkes çok çalıştığı için burada. Kütüphaneler her şey çok her yerde bulabildiğimiz için bence güzel. Ama ben aynı zamanda çocuğuma hamileydim. 5 aylık hamileyken ben o teklifi aldım. O hocadan, benim fellow'um olur musun? Biz tabii ikinci seneyi bitirip dönme planı yapıyoruz ve hani çocuğum doğacak ve biz öyle döneceğiz diye planımız. Bir yandan böyle bakar gibiydik ama hiç kafamızda yoktu. Açıkçası o dönem benim biraz karamsarlığa düşmeye başladığım zamandı. Çünkü orada etrafımdan Türk veya Türk olmayan, daha çok Türk olanlardan yapamayacağımı, alınma ihtimalim olmayacağını, böyle bir hayal bile kurmamam gerektiğiyle ilgili neredeyse düzenli bir şekilde tavsiyeler duymaktaydım. Ve tabii olmaz, ben nasıl alacağım, zaten sınavım yok, nasıl olacak, mümkün değil. Beni zaten interview bile çağırmazlar. Kimim ki ben, neyim ki ben? Tabii gitgide benim özgüvenim küçülmeye başladığı dönemdi o zaman. Ama biz dedik ki tamam, biz zaten research yapıp dönmeye karar vermiştik. Tabii o dönemde de bu arada Türkiye ile de görüşüp ne yapabiliriz diye de düşündüğümüz bir dönemde. Hani bir orada biz dönünce bu research bize nasıl bir yol açacak, ne yapacak? Ve sonra bir fark ettik ki aslında hiç de bir şey yapmayacak. Hani soruyorlar research fellowship yapmanın faydası var mı? Onu girelim fellowship'e girişler
konusunda bahsedeceğiz anladığım kadarıyla. Ona girmeyeceğim şimdi ama hani biz dedik ki tamam bu bizim yanımıza kar kalacak. Belki de eşim zorunlu hizmetine atanacak bir yere. Çünkü o daha yapmamıştı. Ben de belki bir devlet hastanesine atanacağım. Belki de boşa gidecek. Belki de vazgeçeceğiz falan diye planlıyoruz. Tam o dönemde böyle bir şey gelince tabii hoca bana dedi ki ama dedi hemen alman lazım USM'de ISF'lerini. Çok hızlı bir şekilde ISFMC sertifikanı alman lazım dedi. Çok hızlı derken dedim ben. As soon as possible dedi. Çünkü bir tane fellow'u başka o şekilde yapan başka bir international fellow'u vardı. O bitirmek üzereymiş. Ve onun yerine benim girmemi istiyordu. Yani normalde klinikte olan diğer fellow'lara ek olarak. Böyle bir fırsat çıktı. Çünkü o böyle sitede olan veya bir yerden başvuracağım bir fellowship değildi. Ama tabii ben gurur duydum beni tavsiye etmeleri ve beni bana gelip bunu teklif etmesi. Bu benim için büyük bir motivasyon oldu tabii ki. Ve dedim ki eşime dedim böyle bir durum var. Ne dersin sence buna bu işe girişelim mi? Çünkü bu işe girişmek demek artık farklı bir yol haritası çizmek ve planlamak lazım demek. Eşim dedi ki böyle bir fırsata hayır dersin hayatın boyunca tabii ki pişman olursun. Ama dedim hamileyim nasıl olacak falan. Dedik başka çare yok deneyeceğiz bunu. Ve sonra işte bu sınavlar deyince de giremiyorsun hemen. İşte, evrakları hazırla onu yap onu gönder bunu gönder onu yap derken ben tabii artık 7-8 aylık durumdayım. Ama gerçekten de benim sadece 4 ayım var. Belki 6 ay uzatılabilir ama 4 ay içerisinde sertifikamı almam gerekiyordu. O şekilde çalıştım. Gözcü olarak, bunu tekrar söylüyorum, kendimde övünmek için değil, cesaretlendirmek için söylüyorum. Her şey mümkün. Gözcü olarak altını çiziyorum çünkü bilenler bilir. Biz tabii ki bir miktar sistemik hastalıklarla alakalı şeyler belki yapıyoruz ama çok çok uzağız birçok şeye. Ve o benim için tabii biraz zor oldu. Ben şöyle yaptım, hani çok hızlı bir şekilde etrafımdan araştırdım. Buradaki diğer international olanlarla görüştüm. Türk yoktu ama hani diğer yabancı, burada çok fazla yabancı var. Eminim diğer üniversitelerde öyledir. Onlarla görüştüm çok hızlı bir şekilde. Onları nasıl yaptığını öğrendim. Ve ben USMA World sayesinde geçtim. Ve benim avantajım şu oldu tabii. Hani diğerleri için aynı şey olmayabilir ama yüksek bir puan yapmam gerekmiyordu. Çünkü bu hazır bir fellowship'e başlayacaktım. O yüzden sadece geçme puanını almam yeterli olacaktı. Tabii ben hiç uzun dönem planını yapmadığım için hızlı bir şekilde buna göre odaklandım. Ve step 2 ile başladım. Daha klinik, daha kolay dediler. Step 1'den başlamak zorunda olmadığını öğrendim. Step 2'yi yaptım. İşte CK ile tabii başladım. Onu hızlı bir şekilde geçtim. 1,5-2 ay gibiydi sanırım. Ondan sonra tabii maternity leave'de olmamın da faydası oldu. Orada evde tabii ki bebeğim de vardı ama hani evdeyken çalıştım uzun bir şekilde. Sonra hızlı bir şekilde step 1'i aldım. Puanlarım çok yüksek değildi. Tabii geçecek kadar ama yine fena değildi. Benim işte 200-220'lerde falan aldım. Ondan sonra da CS son olarak onu da aldım. 4 ayda tamamlamış oldum. Öyle tamamlamam gerekti ve ben o yüzden belki o beni motive etti, mecburdum yani. Çünkü ya yapacaktım ya fırsat kaçacak. Ama çok ilginç bir şey oldu dönemde. Ben tamamladım, tam başlamak üzereyken maalesef bu bana işi teklif eden hoca başka sebeplerden dolayı ayrıldı bölüm başkanı. Ve ben artık ağlıyorum tabii. Hayatım bitti. Zaten puanlarım da yüksek almadım çünkü buna girecektim. Başka fellowship'a girsem beni almazlar artık. Ne yapacağım? Bir de bizim fellowship match'i içinde süre geçmemiş ama geçmek üzere. Hani belki birkaç program hala interview'lerini bitirmemiştir. Zaten beni almazlar. Ve ben bu arada tabii ne yapacağım diye mentörüme başvurdum. Mentörüm dedi ki ne kaybedeceksen başvur dedi. Match'e başvur dedim. Ben tabii hemen baktım, kontrol ettim. Match'e başvuru şeylerine baktım, nereler kalmış. Çünkü bir kısmını interview zamanları geçmiştim maalesef. Sonra tabii yeni bir dünyayla tanıştım. Çünkü bundan önce bir araştırma yapmadığım için international'ların kısıtlamaları, J1 kısıtlamaları, işte o öyle almaz, bu böyle olmaz, license'ın yoksa olmaz, şu olmazsa olmaz gibi birçok kısıtlamaları olduğunu görünce zaten seçeneğimin çok baştan da olmadığını fark ettim. Bir de puanım da düşük. Tamam dedim, ben boşa gitti. Bütün
Bebeğim kucağımda ders çalıştım, o da boşa gitti. Dönüyoruz biz Türkiye'ye. Tabii aşırı derecede morallerim bozuk. Bu benim moral bozuk olduğum dönemlerimden bir tanesi bu. Başka bir tane daha var sonra, onu da bahsedeceğim. Bunu özellikle söylüyorum çünkü bu insanların başına çok geliyor, çok gelecek. Ama bu bazen de gerçekten bir sonraki çok güzel bir fırsatın bir önceki stepi aslında. Ama öyle görebilmek lazım. Göremiyorsun tabii içindeyken. Evet. Ve ben başvurdum. Meç'e o şekilde başvurdum. Onlara girecek miyiz? Onları birazdan mı gireriz? Başka sormak ister misin yoksa anlatayım? Birazdan girelim. Şimdi bu dediğin inişi çıkışlar hakikaten meşhur bu süreç. Ya yani olmayan görmedim ben. Herkesin bir kere bir yerde bir down olduğu oluyor. Ben mesela bir CS'de iki defa kaldım. Üçüncü de böyle geçtim. O iki, hadi ilk kalışta neyse dedik de ikinci kalış bayağı bitti şeydi böyle. Bayağı moral bozukluğuydu. O zaman da benim eşim dedi git dedi sen benim gençliğimi yedin dedi. Çalış dedi, geç sınav dedi. Öyle geçtik. Böyle bir support önemli. Eminim senin de eşin öyle çok büyük destek vermiştir o dönem. İkincisi, ben buraya geldim. 2 sene böyle şey olacak. Nöroradyoloji yapıyorum. Ardından başvurdum. Diğer pozisyonlarda fellow pozisyonu yok. Başka birini aldılar. Aynı yerde kalamayacağız. Ne yapalım böyle? Hadi yallah Seattle'la görüşüm. Seattle'dan bir kabul aldık. Tam oraya giderken son dakika beni aradılar. Geldiler, bizim bölüm de boşaldı. Bir tane unexpected opening oldu. Öyle ben geri döndüm de 4 yıl tamamladı falan. Böyle garip bir düzen var. Bu dünya düzeni akılsız erdirmek mümkün değil. Peki nasıl baş ettin o şeyle? Onu sorayım sana. O düştüğün an, her şey bitti deyince nasıl böyle kendine geldin? O kayadan tırmanmaya nasıl başladın? Şimdi görebiliyorum geriye dönük olarak. Tabii çok zordu. Eşim de benzer şeylerden geçiyor aynı anda tabii. Bence ben her zaman söylüyorum, avantajı bazı arkadaşlarımız eşi doktor olmayan aynı şey. Tabii ki hani onlar da başka işlerle ilgili zorlandıkları durumlar vardır ama ikimizin de aynı şey olması daha da kötüydü. Çünkü benim zorlanmalarım, benim hayal kırıklıklarım, mesela Serkan daha başlamadan hayal kırıklığıyla başlamasına neden oluyordu. Ne kadar birbirimizi cesaretlendirmeye çalışsak da dönem oluyordu. Birbirimizi belki daha çok düşürüyorduk. Olmuyor, yapamayacağız, olmayacak, olmayacak şeklinde. Zor, çok zordu. Doğruyu söylemek gerekirse bence en zor şey o. Burada çok yalnız hissettiğim zamanlar genelde öyle zamanlar oluyor. Bir anda ait olmadığını hissediyorsun. Bir anda neredeyim ben? Türkiye'ye de ait değilim, buraya da ait değilim. Kime aitim, nereye aitim? Benden hiçbir şey olmaz, tıpı bırakacağım falan. Hani birçok şey geçiyor aklımdan. Bizim Hopkins'te özellikle trainee'ler için, hani asistanlar, hatta öğrenciler için de, fellow'lar için de böyle destek grupları var. Onlar genelde confidential oluyor. Yani başvurduğunuz kayıtlara geçmiyor. Çok güzel bir destek sistemleri var. Ama ben hala ne anlamı var ki başvuracağım? Zaten olan belli. Ne, kiminle konuşsam ne olacak? Ne diyecekler bana? Böyle şeylere başvurmadım o dönemde henüz. Daha sonra başvurdum. Ama bu dönemde bu fellowship'e girememe, o dönemde çok çok üzüldüm ve kendime çok güvenimi kaybettim. Ve bu benim research'te bile şeyimi, benim onu söylemeyi unuttum. Hani belki daha sonra bahsederiz yine. Hani research'teki performansım çok iyiydi. O yüzden zaten hani bölümde dikkat çekmişti. O da bizim çalışkanlığımızdan geliyor diye düşünüyorum. Çünkü biz, ama Amerika'da da var hani çok çalışkanlık var ama değişik bir çok çalışkanlık. Burada mesela masa başında veya işle ilgili çok vakit harcanır ama fiziksel iş konusunda çok zorlamazlar kendilerini. Mesela bana dendi ki 200 hasta, buna da 250 hasta enroll edeceksin dediler ve ben deadline'e kadar bitirdim. 500 hasta enroll ettim ve çok şaşırdılar. Nasıl yapabilirsin bunu diye. Çünkü yapılabilir. Benim için hani o çok zor değildi. Ama mesela görüyorum Amerikanlar da çok çalışıyorlar. Hani Amerika diğer fellow'lar ama çok vakit harcıyorlar ama daha çok enroll etme konusunda kendilerini o kadar sıkmayabiliyorlar. Hani bilgisayar başında. Her neyse söylemek istediğim işte ben hani performans olarak çok iyi performans gösterdim için aslında güzel şeyler duyuyordum etrafımda. Bu güzel bir şey. Çünkü bunu duymadığın zaman daha da kötü hissediyorsun. Kesinlikle birden kendini küçülmüş, küçülmüş, küçülmüş. Hatta böyle selam vermeye bile çekinir bir şekilde giriyorsun klinikte. Ben neyim ki? Ben burada bir böcek gibiyim falan gibi hissediyorsun. Eminim herkesin öyle bir anı olmuştur.
Eşim onu yüksek sesle ifade etmesini istedi. Ben onu kaç kere gördüm onun gözlerinde kendini o şekilde hissettiğini. Bence bu durumlarda özellikle aynı durumda olan kişilerle temasta olmak çok önemli. Türkiye'den bile değil, Türkiye'dekilerden bunu. Burada mentorlarına konuşmak da yeterli değil. Kesinlikle onların dertleri başka. Ve ne kadar ilgilenmek isteseler de o istediğin desteği alamıyorsun. Bence tamamen senin seviyende, senin durumunda olan kişilerle, ille de kötü zamanların içinde, iyi zamanların içinde bir destek grubu olması bence çok güzel. Yani bu sosyal grup diyelim ya da. Hı hı. Bence bu mesela çok önemli. Çok, ben hatta böyle bir şey çok kurmak istiyorum Hopkins'te, Wilmer içerisinde. Biz büyük bir departmanımız burada. Türkler için değil sadece, yabancılar için. Çünkü bence her şey konusunda çok dikkat ediliyor. Hopkins de çok dikkat eder azınlıklara, işte kadınlar, azınlıklar, şöyleler, böyleler. Ama hiçbir zaman international olanlarla ilgili bir gruplar çok çok aktif değiller. Bence bu çok önemli bir eksiklik. Çünkü birçok şey, hem azınlık oluyorsun, hem ben kadın oluyorum, hem aynı zamanda da kültürel zorlanmalar ve başka bir ülkeden gelmenin bunlar çok bence insanı çok etkileyen şeyler. Bilmiyorum Aziz Sancar'ın hikayesini okudun mu? Okumadım çok. Yok, bilmiyorum. Biz ondan çok etkilendik. Tam o sene çıktı. Bizim ikinci senemizde. Biz onun kitabını okuduk eşimle ve Aziz Sancar önce Hopkins'e geliyor. Üniversiteyi bitirir bitirmez. O bir uzmanlık yaparak değil. İstanbul Tıp Fakültesini bitirip Hopkins'e araştırmacı olarak geliyor. Research Fellow olarak. Ve çok kötü bir mentoru var. Mentoru bunu sürekli kısıtlıyor. Sürekli kendini kötü hissettiriyor. Tabii ki bir taraftan dinliyoruz ama eminim doğruluk payı çok. Hopkins'te de biraz şu da vardır açıkçası bu kültürde. Belki diğer üniversiteler farklıdır. Hopkins'te böyle büyük adamlar bazen seni küçümseyebilir. Yani senin küçük hissettirmeye, devam ettirmeye çalışabilirler. Her neyse, onun da şansına öyle birisi denk geliyor. Öyle olmayan da çok insan var bu arada. Onun hocası bunu sürekli işte tamam bir tek sen benim dediğimi yap, ona karışma, buna karışma. Bunu sürekli kısıtlıyor. Çok parasız kalıyor. O konulara da gireriz belki birazdan. Hastanede hatta uyumaya baş. Bence okuması lazım herkesin. Hastanede yatıyor, bir gün yakalanıyor. Bunu atıyorlar falan. Hastanede kalamazsın. Parası yok, kalacak yeri yok. Ondan sonra moralleri bozuyor. O sırada birisi geliyor. Başka bir üniversiteden bir toplantıya birisi geliyor. Onunla fikrini konuşuyor. Laboratuvarda çalışıyor bu arada kimya ile ilgili. Biyokimya ile ilgili. Ve o kişinin anlattığı seminerde anlattığı şey, o hocanın anlattığı şey çok ilgisini çekiyor ve onun kafasına olan şeye çok benzer olmuş. Onu da paylaşıyor. Ve o da onun da çok hoşuna gidiyor ve bunlar bir tanışmış oluyorlar. Ama bu dönemde o tabii geri dönüyor ve Aziz Sancar inanılmaz derecede bunalıma giriyor ve psikiyatristle görüşüyor. Ve ona diyorlar ki sen ülkene dönmen lazım. Burada iyileşmeyeceksin. Ve ülkesine dönüyor. Yanlış hatırlamıyorsam hatta zorunlu hizmet yapmaya başlıyor. Kendini toparlıyor. Belli bir süre sonra tekrar geliyor. Bu sefer o görüştü hocanın üniversitesine geliyor. Ya North Carolina'da ya da New Orleans'da, yanlış söylemeyeyim, kitaptan okuyabilirsiniz. Ve orada tabii ki aradığını buluyor. Ve laboratuvarda önü açılıyor. PhD'sini yapıyor. İşte ondan sonra devamını yapıyor. Ve sonra tabii ki onun sonucunda düşünün Nobel ödülü almaya kadar gidiyor. Ama neredeydi ilk başta? Hopkins'te. Depresyonda ve kendini sesini duyuramayan, çok yalnız, izole olmuş, parasız, geleceğini göremeyen bir insan olarak ilk başta başladı. Ama ne oldu? Kendini nerede buldu şimdi? Bence çok güzel bir örnek. Evet, kesinlikle katılıyorum. Yani çok güzel, evet. Okuyacağım kitabı da. İyi oldu söylediğin. Ben buna benzer bir canlı hayattan bir örneğim var benim de. Kendisi de belki dinler bu yayını, bilmiyorum. Burada tanışıp çok sevdiğim bir insan. O da böyle yani böyle çok birkaç tane var da çok böyle, ben diyorum anlatınca abi sen diyorum bir mucizevi bir hayat falan yaşıyorsun galiba falan diyorum. Yani böyle çok garip hadiseler oluyor. Bir tane örnek var mesela, bir laboratuvara gidiyor. PhD kendisi, doktor değil. Laboratuvara gidiyor. Bir laboratuvarda böyle bir adam mRNA üretiyor. Fakat onu öyle bir pürifiye hale getiriyor ki ondan başka kimse yapamıyor. Ondan da böyle bir ün salmış. Bütün laboratuvara bu mRNA'yı bu pürifiye halinde bu veriyor. Şimdi bu
Bizim abimiz gitmiş oraya. Ya ben bunu halletmem lazım. Çok da çalışkan bir insan. Şimdi anlattığı şu işte. Bütün daha önce böyle şeyler oluyor. Bu dosyalar halinde herkes nerede takıldıysa onları böyle dosyalamış. 20 tane falan dosya var diyor. Hepsini okumuş. Bakmış 20 tane dosyaya. 20 tane dosyada işte hepsi ara vermişler bu deneye, bu prüfi etmeye. İşte bu demiş ki ben ara vermeden yapacağım. 36 saat 4 derecelik o buzdolabı içine giriyor. Böyle montlarla falan. En sonunda yapmış ve adamdan daha fazla üretmiş böyle. Sonra bu vatandaş bunu şey yapıyor. Yolluyor yani. Başka yere gönderiyor falan. Sonradan başka bir yer. Şimdi bayağı iyi bir pozisyonda kendisi böyle doçent olması lazım. Öyle öyküler var. Ben buraya not alıyorum sen konuşurken. Oraya şimdi bu fellow tecrübesi yazmışım. Yanına da neden diye yazmışım. Onu sen cevabını verdin zaten herhalde. Neden seni seçtiler? Neden sana önerdiler bu fellow pozisyonunu? Bir böyle azimli çalışman ya da başka bir söylemek istediğin bir şey var mı bununla ilgili? Bence önemli. Çünkü ben görüyorum yabancılar, yine sadece Türkler açısından değil, genel olarak. Yabancılar gelip gidiyorlar. Ama eğer bu fellowship sırasında iyi performans göstermezseniz, birincisi tabii ki yayınlar çıkacak değil mi çalışmalardan? Bir şekilde belki çalıştığın laba göre değişir, mentoruna göre değişir. Bir şekilde belki gene de dahil edebilirsin birçok çalışmaya. Ama tabii birinci isim yazmak çok önemli. Birinci isim yazmak istiyorsan aktif olman lazım. Ve o şekilde genelde hak edersin. Dediğim gibi şans tabii. Her çalışan yerlerin hepsini farklı. Bazı fellowship research programları o kadar aktifler ki çok bir düzenekleri var ve bir sene içerisinde bile çok sayıda yazı üretebileceğin şekilde bir sistemleri var. Gelen çalışmaları yapıyor. Mesela yeni gelen bir kişi geliyor. Bir yandan enrollment yaparken önceki senenin toplanmış datasından yazıyı yazıyor. Kendisi datayı bir sonraki geleceğe bırakıyor. Böyle bir şekilde çok güzel sistemler var ve böylece 10-15 yazı bile çıkarabiliyorlar birkaç sene içerisinde bulundukları sürenin ayrıldıktan sonra bile. Bunlar tabii çok faydalı başvurularda. Ama birinci isim çok önemli. Bizim yabancı olarak matchlerde biliyorsunuz Step 1 artık puanı kaldırıldı. Evet. Step 2 CS kaldırıldı. COVID'in Evet. etkisiyle. Ve o en önemli sorunlardan birisi yabancılar için çünkü. Bence şu anda biz mesela asistan seçiminde Step 1'den eleyemediğimiz için kimseyi şu an en önemli şey asistanlar için. Yani ben bu arada yabancılardan bahsetmiyorum. Amerikanların bizim asistan programını elerken biz Step 1'ı kullanırız. Şimdi onu kullanamadığımız için research çok önemli bir noktaya geliyor. Yabancılar için bu çok daha da önemli. Türkiye'de yaptıkları research de tabii ki faydası olur. Ama burada yaptıkları research çok çok daha değerli. O yüzden fellowship, basic science veya clinical fark etmez. Hangisi olursa olsun her şekilde yayın yapmaları lazım. Baştan bunu planlamaları lazım. Çok çalışmaları lazım ki insanlar sadece referans mektubu yazmayacak. Aynı zamanda telefon açacaklar programları. Bunun için gerçekten iyi performans göstermesi şart. Bu insanlar akıllı insanlar. Sen kaytarıyor musun yoksa gerçekten çalışıyor musun, uğraşıyor musun? Bunu çok güzel fark ediyorlar ve bunun karşılığında da onun karşılığı kadar da sana emek harcıyorlar. Çünkü bu insanlar burada, Türkiye'den en önemli farkı, sen onun gerçekten bir işisin. Sen başarılı oldun, onlar da başarılılar. Senin başarılı olmanı istiyorlar o yüzden. Yani tabii ki kıskançlıklar var. Bilim dünyasında her yerde kıskançlıklar var. Bunu biliyoruz, demin verdiğim örnekten. Eminim o tarz şeyler yine oluyor. Benim de karşılaştığım durumlar oldu. Ama genel olarak sen başarılıysan, sen üretiyorsan sadece mentorunun dışındaki kişiler bile seni fark ediyor. Çünkü toplantılarda sunumlar yapıyorsun. Bizim hani kendi internal research meetinglerimiz var. Aynı zamanda da Wilmer'ı bir yerlerde biz şey yapmış oluyoruz. Onların babında sunumlar yapmış oluyoruz. Ve bizim adımız geçiyor. Ne oluyor adımız geçince? Hem diğer national meetinglerde, hatta international'larda bile ismimiz geçmiyor. Diğer kişilerle tanışmaya başlayınca bunların faydası oluyor. Demek ki ben üretmem lazım. Benim sunum yapmam lazım. Bunlar konusunda çok aktif olmam lazım ki ben bir fellowship'e, match'e başvurduğumda bunları görsünler benim başvurumda. O zaman işte step'lerim önemli olmayabilir. O zaman işte
nereden geldiğim önemli olmayabilir. Çünkü akademik başarı çok önemli burada. Bence bu en önemli, en dikkat edecekleri şeylerden birisi. Research fellowship yapmak şart mı? Bunu soracaksın, biliyorum. Şart değil, olmadan da yapabilirsin. Gene şans, şartların uygun olması önemli. USMLE'yi yaptıysan önce, oftalmoloji için hani belki farklı olabilir. USMLE'yi önceden yaptıysan Türkiye'de ve bizim matchte, match sonrasında açıkta kalan pozisyonlar oluyor. Bunlara başvurup direkt giren arkadaşlarım ve tanımadığım, yani direkt tanımadığım ama gördüğüm insanlar oluyor bizim de programlara. Son dakikada o pozisyonun doldurmasını istedikleri için, hatta bazen belki de çok başarılı olmasa bile kağıt üzerinde, böyle bir şansı elde etme şansımız her zaman var ve bence bunu zaten, ben ilk bunu söylüyorum herkese. Bunu kollamaya başlayın bir yandan ama bir yandan da güzel, destekli bir plan yapın. Evet, şey çok güzel. Yani proaktif olmak lazım burada bir research'te. Böyle atıl kurt gibi her tarafa atılıp böyle işi de zamanında yetiştirdikçe. Ya en basiti ben kendimden bir örnek vereyim. Geçen bir tane review, böyle bir hakemlik yaptık. Böyle bizim hocaya gelmiş, hoca da zamanı yok. Benim program direktörü, sen bakar mısın falan dedi. Neyse ben de oturdum bir hapsonu baktım böyle. Neyse yazdım işte benim aklıma gelenleri. Daha önce de yapıyordum ben böyle şey hakemlik falan. Sonra gönderdim ona. Adam çok hoşuna gitmiş. İşte sana böyle mail atmış. Çok iyi falan işte sana kredi vereceğim. Şimdi beni o derginin reviewer'ı falan yaptı adam böyle yani. Böyle şey oluyor. Sonra dedi ki bir sene sonra da seni editör şeye board'a koyarız falan. Dedim hani yani yaptığın işe böyle ne kadar, bizim askeriye de bir laf vardı böyle. Ne kadar ekmek o kadar köfte hesabı hani. Ne kadar çalışırsan o kadar proaktif olmak lazım. Şimdi şuna... Ya onunla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Çok tabii. Önemli istemiyorum. Ben fellowship'a başladığımda bana böyle bazen bir research fellowship'inin bir görev tanımı yok. En azından ben başlarken yoktu. Ve ben bazen neden bu angarya işleri yapıyorum diye çok üzüldüm, çok kızdım. Hatta biraz tepki gösterdiğimde böyle tepki aldığım ve o yüzden de böyle sürtüşme değil mi? Negatif biraz gerginlik olduğu dönemler olduğunda çok üzülmüş. Ama sonra dediğin gibi bazen ekstradan yaptığım şeyler bile gene de yaptım. Çünkü ne yapabilirim? Her şeyi yapabilirim. Yaptım. Ne verdilerse yaptım. Her şeyi yaptım. Başta birkaç kere hani bir şeylere karşı çıkar gibi olduğumda iyi sonuç almadığımı gördüğüm için, ki ben hani ben abuse kötü bir şey, ona farklı bir konu ama her şeyi yaptığım, her şeyi de başardığım için çok meyve yedim. O kadar önemli bir şey ki gerçekten onun karşılığında, hatta ben şu anda o dönemde yaptığım o angaryalar sayesinde kendi başıma kendi research programımı yürütebilir durumdayım. Çünkü bütün her şeyi biliyorum yapılması ne gerekiyor. Güzel. Ne güzel. Bence çok önemli bir şey. Hiç gocunmasınlar insanlar. Bu dediğin o kadar önemli ki gerçekten. Şimdi insanoğlu böyle zamanı yaşamayı unutan bir yapısı var. Ya böyle geçmişi yaşıyoruz işte, ya ben geçmişi şunu yapamadım, bunu yapamadım, şey şunda düşük, depresyona giriyor adam. Ya da tam tersi böyle gelecekle ilgili, yani ben şunu yaparsam bu olmazsa, şu olmazsa bilmem ne, bu sefer anksiyete giriyor, anxious. Olan zamanı yaşayamıyor yani, present time böyle yok. Present time düşünmeyle geçiyor, böyle ileri back and forth. İşte senin anlattığında tam bu. Yani o zamanda şikayet etmeden dur olmak böyle. Patır kütür böyle işleri yapıp bitirmek. Sonradan o zaman böyle çok boş geliyor, çok zorlanıyorsun ama ileride onlar hep faydası oluyor. Bir şeyler öğrenmiş oluyorsun o yolda yani. Kesinlikle. Katılıyorum. Şimdi oftalmolojiler böyle spesifik olarak böyle board eligible durumu nasıl oluyorsun oftalmolojide? Bir bunu açalım. Sonra da alım kriterlerinden kısaca bahsedelim. Tamam. Ben şunu buldum buna başladığımda. Gözdeki fellowship'lerin hiçbiri kendi board'u yok. Yani subspecialty board'u yok. Subspecialty board'u olmadığı için şimdi açıkçası bir tanesi başladı. Okuloplasti başladı. Okuloplastinin kendi board'u var şimdi. Ama onun dışındaki hiçbir yan dalın kendi board'u olmadığı için American Academy of Ophthalmology board'u tanımıyor fellowship'leri. Tanımıyor derken tabii ki bu fellowship yapmamıştır anlamında değil. Ama onlar bir seni board sınavı için, oturman için, sınav için sana eligibility vermiyor. Asistanlık yapmadıysan bu ülkede.
böyle bir sorun vardı. Ben de bunu mesela bu ne demek? Herkes bunu şu şekilde yorumluyordu. Demek ki o zaman ben bu ülkede çalışamayacağım. Halbuki board'un ne olduğunu anlamak lazım önce. Board certification seni bir şekilde bir o meslek grubunun işte Türk Oftalmoloji Derneği'nin evet bu çalışabilir, kaliteli işte yapısı, altyapısı uygundur diye bir sertifika vermiş. Ama medical license değil. Medical license'ı biz farklı bir kurumdan alıyoruz ve o state'ten state'e değişen bir şey. Her state, her Amerika'daki her state ayrı bir devlet gibi çalışıyor gerçekten ve hepsinin kendi medical license kurulu var. Ve medical license'ı almak için bizim klinik eğitim yapmış olmamız gerekiyor. Biraz aslında direkt bunu sormadın ama ona bağlayacağım. Evet, güzel, güzel, güzel. Nokta bence çünkü o her zaman karıştırılıyor. Karıştırıldığı için de tamam fellowship yapsam ne olacak ki ben geri dönmek zorundayım ülkeme gibi zannediliyor. Öyle değil. Biz license almak için bizim 2 sene ya da 3 sene eyaletten eyalete değişen şekillerde bir klinik eğitim almış olun. Çoğu sadece klinik eğitim diye söyler. Asistanlık demez. Belki bir tane eyalet söyler bunu. Birçoğu yalnız der ki ACGM accredited der. ACGM accredited olması da işte yine bunun board'la da alakalı bir şey. Subspecialty board'un olması. Bizde gözdeki çoğu değil. Hiçbir yan dal eğitiminin, yan dal programının ACGM akreditasyonu yok. Equivalence var. Birçok eyalet diyor ki akredited olması lazım ya da equivalence olabilir. Ama bu özel durumlar tartışılır, konuşulur gibi. Hani böyle değişik durumlar var. Dediğim gibi her eyaletin durumu farklı. Ona göre mesela plan yapılabilir. Ama benim bulunduğum eyalette 2 sene yapmamız gerekiyordu. Ben o yüzden 2 sene fellowship yapmayı planladım. Gözde de birçok fellowship 1 sene, bazıları 2 sene. Mesela vitro-retina cerrahi 2 sene, okuloplastik cerrahi 2 sene. Ama mesela kornea yaptım. Ben o 1 seneydi ve 1 sene daha yapmam gerekti. Ve yine vizenin kısıtlamaları, konuşulacak çok konu var biliyorum. C1'ın kısıtlaması nedeniyle bir tane daha kornea yapamazsın. Başka bir fellowship yapman lazım. Ben başka bir şey yapmak istemiyorum. Sonra neyse ona benzer bir anterior segment cerrahisiyle ilgili bir fellowship buldum. En azından benim konumla alakalı diye. 2 sene fellowship'imi tamamlayıp license'ımı aldım. Peki şimdi ne olacak board'la ilgili? Oftalmolojiye ait bir şey yine bu. Her bölüm için farklı. Oftalmoloji board'u yeni bir şey başlar. Yeni dediğim bu gene 5 sene önce. Aslında tam benim geldiğim sene başladı. Full license ile 5 sene peş peşe yani consecutive olarak diye söylüyor. Hiçbir problem yaşamadan bir full license ile practice yapan hekimlere board değerlendirip sınav almana izin veriyor. Ha, güzel. Yani ben şu an board certified değilim. Bu kötü bir şey mi? Ben çünkü başlayalı 3 sene oldu. Şimdi 3. senemi tamamlayacağım yakında. Hani bu kötü bir şey mi? Negatif bir şey mi? Akademik kurumdaysan negatif bir şey değil. Çünkü akademik kurum senin akademik özelliklerini daha çok önemsiyor. Ben asistan eğitimine dahi katılabiliyorum. Ama tabii ACGME Board Certified Physician'ların katılmasını kabul ediyor. Ama benim kabul edilmem için mesela bir exception uygulayabiliyorlar diğer özelliklerim sayesinde. Hani akademik ortamda bu bir negatiflik bana sağlamıyor hiçbir zaman. Ama private practice'a gitmek istersen orada bir sıkıntı yaşayabilirim board certified olmadığım için. Bu benim malpractice insurance'ımın miktarını etkileyebilir. Masrafları etkileyebilir. Bu nedenle private practice sahipleri seni özel öncelikle tercih etmeyebilir. Ama eminim ki şu anda gitmek istesen bir private practice, hani Hopkins'teki tecrübemle birlikte board certification olmaması beni engellemeyebilir. Çünkü benim bir şekilde hani referanslarım var şimdi. Benim hani bir problem yaratmayacağım veya başarılı olacağım, cerrahilerimden bir sıkıntı olmadığı, şu ana kadar bir problem yaşamadığım belli bir şey. 5 seneyi tamamlamasam. Yani bu o kadar çok kafaya takıp bu benim bana engel olacak gibi düşüneceğimiz bir şey değil. Özellikle de ben de bu 5 senemi tamamlayacağım. Maalesef USMLE'yi de seneler sonra aldım. Maalesef board sınavında bu kadar subspecialty yap şu anda hani kornea olarak çalışıyorum ve diğer bölümlerle hiçbir şey yapmak istemediğim bir dönemde olmasına rağmen dönüp her şeyi yine çalışmam gerekecek board almak için. Ama olsun. Board certification'ı 3 sene. Şu an eligible durumdasın. Yani eligible öyle.
diyemiyorsun yine de. Aslında ben eligible diye yazıyorum gene de. Yeah, evet. Eligible'ım ama hani o eligibility tekrar değerlendirilecek. Anladım. Onda bir problem olacağını ben düşünmüyorum. Bizde de benzer bir durum var. Yani bu işe başlarken esas şey oluyor. Şu anda ben mesela önümüzdeki, yani bu Temmuz'da yani senin aynı bu pozisyon gibi asistan profesör olarak burada başlayacağım. Orada bazı kriterler var. İşte bir tanesi medical license var. Diğer kriterler bizim hastaneye özel board eligible ya da board certified olmanı istiyorlar. Fakat oftalmoloji böyle bir alan olduğu için bu seni board eligible gibi kabul ediyorlardır. Onların mantığıyla düşününce yani. Zaten o süreçte sana baba zor oluyor. Ben sana söyleyeyim. Gerçi ben böyle additional bir sürü fellowship yapaya bir avantajım vardı. İşten çok kopmadık ama hakikaten çok çalıştım yani. Biraz stresli oldum. Bir sınav daha var. O da bu Temmuz'da September, Eylül'de gireceğim. Ondan sonra da sertifikayı alacağız inşallah, kenara koyacağız. Genelde bu ülkede bu board sınavlarını da çok gereksiz buluyorlar Amerikalılar. Bilmiyorum sizde de aynı şey konuşuluyor ama benim duyduğum kadarıyla diğer bölümlerde de aynı şey konuşuyorlar. Sadece işte bir para tuzağı. Hani onu da hani yüksek sesle söylemek lazım. USMLE'ler çok pahalı. Onlara çalışmak evet. Çok pahalı. Kaynaklar çok pahalı. Aynı şey boardlar için de geçerli. Board sınavları binlerce dolar. Board kitapları binlerce dolar, onlara çalışmak binlerce dolar, sonunu tekrarlamak demek o binlerce doları tekrardan kaybetmek demek. Bu ülkede çok normal karşılanan ama insanların genel olarak kızdığı bir şey bu board sınavları. Ama işte bizim mesela ikinci sınav çok gereksiz yani, tamamen bir para şeyi. Hadi tamam, genel radyolog olduğunu ölçüyor. İkinci sınavda genel radyoloji soruları var, iki blok. Bir de üç blokta böyle şey, senin subspecial zaten yaptığın iş yani, hani real life'da onu zaten şey yapıyorsun, görüyorsun. Yani öyle maalesef ama yapıyoruz işte, ne gerekiyor. Yapıyoruz mecbur, ne yapacağız yani. Şey, bu oftalmoloji spesifik bir kriterler var mı bakılan? Anladım, research'e biraz önem veriyor. Benim o eleme muhabbet adlı research'e gelmiş hani. Bu da çok komik böyle, Sedan birazdan şey vereyim, sözü vereyim de. Şimdi ortopedistler var mesela, ya da bu işte ürologlar, işte bu çok böyle competition olan branşlar var. Bunlar çocuklar başlıyorlar tıp fakültesinde, Amerikalılardan bahsediyorum. Deli gibi research yapıyorlar, işte hepsini böyle 5-10 tane yayınmayın falan, sonra başvuruyorlar, bunlar giriyor, ondan sonra research hak getirip bittikten sonra hepsi özelde. Evet, çok ilginç bir şey, haklısın. O bizde de görüyoruz. Ben ilk başta çok şaşırmıştım. Ben şimdi research fellow olarak çalışmaya başladım. Bana işte birkaç tane şey de verdiler, işte öğrenci verdiler. Graduate, bir de undergraduate'ler var. Yani diyorum undergraduate bana diyor ki ben birincisim olmak istiyorum. Sen birincisim nasıl olabilirsin ki diyorum. Ben dedim bir yanlışlık var bu işte. Konuşuyorum mentorla. Evet diyor, onların birincisim yayına ihtiyacı var. Ben diyorum nasıl birincisim bu konuyu hani... Tamam bir şeyler yapıyorlar ama bu konuyu anlayamazlar. Sonra bakıyorum ki bu çocuklar zehir gibiler. Çünkü çok önceden bu tarz şeylere hazırlanmışlar. İşte hani zamanla tabii ben de bunlar başlangıçta çok farklı değilim ama dediğin gibi tıp fakültesinde başlıyorlar. O yüzden tabii ki özellikle asistanlığa girmek için çok zor yarışmak Türkiye'den. Kabul ediyorum onu, zor. İmkansız değil, gene tekrar altını çiziyorum, imkansız değil. Çok da sayıda belki oftalmoloji girme, asistanlıkla ilgili hani çok fazla tecrübem yok. O öbür tarafına hani başvuru olarak. Yani ben şimdi başka tarafındayım ama gene de benim bakış açım yeterli olmayabilir yeterince bilgi vermek için. Ama gördüğüm kadarıyla aynı şekilde mutlaka hangi bölümle ilgili asistanlığa girmek istiyorlarsa o bölümle ilgili bir mentor bulup o kişiyle çalışıyorlar. Benim mesela şu anda bir öğrencim var, birlikte çalıştığımız. Ona ben onun yayınlar yapması, onun birinci isim oftalmoloji yayını yapması lazım. Oftalmolojiye girmek istiyorsan. Onun dışında da sadece yayın değil, ödüller. Burada bir sürü ödüller var. Bunların peşinden koşmak lazım. Çünkü bunlar çok basit küçük şeyler olabilir. 500 dolarlık ödül olabilir ya da okulun bilmem nesi çok uyduruk bir şey bile olabilir. Ama o kadar önemli ki, çünkü oraya sıra sıra CV'ne koyacaksın. Bu research fellowship yaparken de önemli gene. Bölümüne göre. Bizim oftalmoloji için mesela bir grup research ile ilgili bir önemli bir grup var. Arvo. Arvo'da sunum yapmak çok önemlidir. Bir poster gönderirsin. Poster direkt kabul edilir zaten. Her zaman posteri kabul edilir. Tabii ki sözlü sunumuna kabul edilmesi biraz zordur.
Ama mesela bir öğrencilerin hepsi mutlaka orada bir posteri sunar. Ve orada bir İsmini söyler misin bir daha? Arvo. Biz research tam şimdi hatırlayamadım açılımını. RBO mu? ARVO. ARVO, tamam. Arvo çok önemli. Bizim tabii bir Amerikan Akademi Ophthalmology bizim AAO vardır. Hani onun tabii ki çok önemli toplantı babında. Ama Arvo research açısından çok önemli ve orada çok fazla networking yapma şansımız olur. Hiçbir bilgim yoktu. Arvo diye bir meeting olduğunu bilmiyordum Türkiye'deyken. Şimdi görüyorum bazen Türklerin geldiğini. Aa, çok iyi diyorum biliyorsunuz. Ben de ilk defa duydum, evet. Gerçi oftalmoloji ilgi alanım değildi. O ayrı mesele. Burada hatta neredeyse yarısının PhD'lerden, vision scientist'lerinden oluştuğu bir toplantı grubudur bu. Ve bir sürü award'ları, bir sürü grant'leri vardır. Bunlar travel grant'leri olabilir. Travel grant'inin ne anlamı var ki diye sorabilirsiniz. Ama mesela travel grant'i herkesin gururla CV'sine koyduğu bir şeydir. Arvo'dan travel grant alıyor. Bunu mesela yabancı ülkelerden. Bunun için söylüyorum, bunu Türkiye'deyken bile kendinizi buraya hazırlayabilirsiniz bunları yaparak. Yaptığınız araştırmaları Arvo'ya gönderip de kabul edilmeyen, poster olarak kabul edilmeyen bir abstract görmedim hayatımda. O kadar kolay. Ama hani travel grant'i kazanmak için tabii ki kaliteli bir çalışması olması lazım. Ama çok kişiye veriyorlar. Belki 20-30, belki 50 kişiye veriyorlar bütün dünyada. Bu çok iyi bir şey. Ve onun sitesinde bir sürü funding ve award listeleri var. Ben her zaman her şeye bakıyorum. Mesela öğrencim için 3. sene tıp fakültesi Hopkins'te. Zaten çok akıllı bir kız. Ona da hatta biz aynı zamanda işte kadınlarla ilgili de bizim işte Women in Ophthalmology var. Onun dışında da bir American Medical Association of Women Association var, AMWA. Onun vasıtasıyla bana mentee olarak atadılar onu. Ve ben onun için sürekli nereye başvurabiliriz, ne yapabiliriz? Çünkü onun başarılı olmasını istiyorum. Onun başarısı benim başarım, ben gurur duyacağım onunla. Ve bugün hatta şimdi haber aldık, bir tane onun için bir research summer student fellowship'e başvurmuştuk. Onu kazanmış. Çok mutlu. Tebrikler. Duyuyorum onunla. Mesela böyle şeyleri ben de sürekli kolluyorum mentilerim için. Aynı zamanda biz de yani menti olarak biz de bunları sürekli her yerde bakmamız lazım. Ama bunun başvurusu şurada. Ne kadar çok böyle ödüller ya da araştırmalar, dediğim gibi parası önemli değil. Olursa bunlar da bizim girişimiz için çok faydalı. Ama biz fellowship'ten ben kısaca bahsedeyim. Çok girdim ayrıntısına asistanlık için. Çok ayrıntı, dediğim gibi hani asistanlığa çok hakim değilim. Biz seçiyoruz asistanları ama ben elimdeki adaylardan biz çok zorlanıyoruz. Çünkü çok iyi adaylar başvuruyor. O yüzden internationallar zorlanıyorlar görünür olmakta. Ama biz Wilmer'a da her sene neredeyse, her sene değil 2 senede bir yabancı ülkede tıp fakültesi okumuş birisi gelir. Ama her zaman Amerika'da çok kuvvetli bir research yapmışlardır. PhD yapmıştır bazıları. Bazıları da çok iyi bilinen bir oftalmologla yıllarca research yapmıştır ki girmiştir buraya. Çok iyidirler yaptıkları işte. Hiçbir farkını göremezsin Amerikanlardan. Azıcık bile farkını göremezsin. Fellowship için de aslında çok farklı değil. Dediğim gibi çok güzel, çok iyi bir research portfolyon olacak. Ve senin mentorun telefon açacak. Çok önemli bir şey. Bu olmazsa olmaz bir şey. Mentorun telefon açmazsa senin başvurun öbür başvurun arasına kaybolup gidecek. İstersen tabii ki steplerin gene de belki birazcık seni eğer iyi bir, ben yine de diyorum yüksek puan almayı hayal planlayın. Mümkünse. O da seni bir yere geçebilir ama yine de eleneceksin. Vize ihtiyacın var, yabancısın, eleneceksin. Lisans alamazsın. Fellowship'te çoğu bölüm license almanı istiyor. Çünkü seni ASTP olarak almak istiyorlar. Bunun farkını belki kısaca bahsetmem gerekir. Sen ASTP olarak mı yaptın, Fellow olarak mı yaptın bilmiyorum ama. Biliyor musun? Bu Var mı? üç tane kategoriden bahsediyor. Şey mi o işte ekstra qualify kategori diye o mu bahsettiğin şey? Yoksa ben klinik fellow olarak yaptım ama beni mesela bu ekstra qualify olan bir aday gibisinden aldılar falan. Öyle söyleyeyim. Belki clinical fellow. Şöyle hani clinical fellow olarak yapabilirsin. O zaman trainee oluyorsun. Asistanlar gibi her zaman bir supervisor olması gerekiyor seninle. Tek başına ameliyat yapamazsın, tek başına hasta görüp dosya kapatamazsın. Bir de ASTP dedikleri
açılımını soracaksın ama tam şu anda aklımda değil. Ama advanced stage training position gibi bir şey belki, tam emin değilim. Tamam. Bu kişiler medical license'la geliyorlar ve bir physician olarak serbestçe başta biraz limitli privilege alıyorlar ama sonra genelde programın ikinci yarısında full privilege alıyorlar. Mesela cornea fellow olarak geldi. Adı cornea fellow mu? ASTP. Kendisi hasta görebilir, kendisi ameliyat edebilir. Hastayı alıp kendi başına ameliyat edebilir. Başına supervisor olması şart değil, privilege'ları verildiği sürece. Böyle olmasını neden tercih ediyorlar? İşte yabancı olunca bunu olamıyorsun çünkü license'ın yok. Böyle olmasını neden tercih ediyorlar? Çünkü sen fellow olarak revenue üretebiliyorsun, para getirebiliyorsun. Ve programın senin maaşına bir şekilde çıkarmış oluyorsun. Bu nedenle aslında hep böyle işte yabancıyız diye ayrım yapılıyor gibi düşünmemek lazım. Amerikanları almalarının avantajları da var. Çünkü o kişiler için harcadıkları para daha az olmuş oluyor dönüşünde. O kişiler kendi ameliyatlarını, kendi kliniğini yapıp para getirebiliyorlar bölüme. Ve kendi maaşı masraf olmaktan çıkıyor bölüm için. Ve de mesela on kollarda gönül rahatlığıyla o kişi, mesela biz moonlighting yapamıyoruz. O kişiler moonlighting yapabilir. Tabii ki o bölüme gerekli bir şey değil ama yine o kişiler on kolda acil bir ameliyat geldiyse attendingi çağırmak zorunda değil. Kendisi o ameliyatı yapabilir. Asistanla veya kendi başına. Anladım. Bunlar asistanlığı yapmış, bitirmiş Amerika'da. Evet. Lisansını almış insanlar. Anladım. Fellow. O farkımız oluyor. O farkımız olduğu için de işte bu da bize bazen fellowship seçimimizde, seçilmekte bizi negatif duruma düşürmüş oluyor. Çünkü birçok program o şekilde geçinebildiği için doğru baştan eliyor. Hani bunu kişisel algılamasınlar insanlar. Büyük bölümler, Wilmer gibi, işte Johns Hopkins gibi, işte Harvard'dan Mass Eye and Ear gibi büyük programlar var, 10-15 tane. Bu bölümler seni alırlar, seni değerlendirirler. Çünkü onların o kadar umurunda değil. Ama daha küçük bölümler bu yüzden değerlendirmeyecektir seni, değerlendirmezse. Anladım. Pozisyon bulmakta sıkıntı. Ya yani bu herhalde assistant physician gibi şey, bir böyle assistant physician nurse'ler var burada. Onun benzer bir durum gibi. Ama oftalmoloji biraz cerrahi branşa özel gibi bir şey. Bunu yani, bilmiyordum ben, öğrenmiş oldum. Evet. Yani belki cerrahi işin içine girdiği için daha önemli oluyor ama physician assistant gibi değil. Full license, full physician olarak çalışıyorsun. Anladım. Full license'la. Çünkü license alabiliyorsun çünkü asistanlığını yapmış olduğun için. Tamam. Yani asistanlığı bitirmiş olunca zaten bir yandan eğitim oluyor ama bir yandan da kendi bazı yetkileri var. Bunu yapabiliyor. Doğru. Bu sefer fellow pozisyonunu biraz kısıtlıyor. Hı-hı. Ama yine de bununla bir en önemli şey, vurgu yaptığım böyle mentor. Herhalde mentorun özelliklerinden biraz bahsedelim. Biz sen de ben de biraz o mentor olma yolunda böyle ilerliyoruz. Biraz da biz ileride ne olmayı planlıyoruz, onun gibisinden de konuşabiliriz. Telefon açacak mentora nasıl sahip olabiliriz? Öyle diyelim soruyu. Bence büyük bir şans. Maalesef bilemezsin. Kapaktan anlaşılmıyor. Ne kadar başarılı olduğundan anlayamazsın. Hatta ilk konuşmandan, ilk tanışmandan anlayamazsın maalesef. Bence belki şuna bakılabilir. Ne kadar hani çok zor tabii bunu değerlendirmesi ama bir de fırsat sonuçta, hani kim karşına çıkacağını 10 tane seçenek arasından biz seçmiyoruz sonuçta. Karşımıza fırsatlar çıkıyor. Ona kadar diyeceğim, maalesef kısmet diyeceğim. Ama çok önemli bir şey iyi bir mentora düşmek. Genellikle görebilirsin, şöyle anlayabilirsin. Ne kadar yayınlarına bakarsan o kişinin, ne kadar çok başka fellow'lar yayınlar yazmış bir önceki senelerden peş peşe. Bence o belki bir iyi gösterge olabilir. Çünkü evet, üretmek çok önemli. Ve de başka arkadaşlarımdan gene söyleyeyim. Bir arkadaşımdan çalıştığı yerden mesela çok mutsuz olan bir arkadaşım var. O bana dedi ki, hatta onlar pozisyon açtılar orada. Türkiye'den birisi sordu bana buraya başvurayım mı? Ben onları temasa soktum. Bir önceki çalışmış kişiyle görüşmekte fayda var. Bu çok kolay yapılabilir. Genellikle mümkün oluyor. Türk olması gerekmiyor yine, bu tesadüfen Türk'tüm. Ben o yüzden onları temasla hani kontak kurdurdum ama bir önceki o sırada çalışan fellow'un bile, hatta bu mentorun üzerinden bile isteyebilirsin kontak bilgilerini. O kişilerle konuşabilirsin. Nasıl, memnun musun?
Kaç yayın yazdın? Kaç senedir oradasın? Sunum yaptın mı? Kaç saat çalışıyorsun? Hafta sonu çalışıyor musun? Senden neler bekleniyor? Bunları sormak çok normal bu ülkede. Profesyonel sorular. Ve bunu istemek mentoründen de normal. Bunu isteyebilirsin. Hani tabii ki çok ters bir insan değilse mutlaka bu konuda yardımcı olacak da seni işe almaya çalışan birisi çünkü. Bence mentor çok çok önemli bir şey. Evet. Şans yani kimsenin için telefon açar. Şans. O biraz da tabii senin proaktivitenle de ilgili. Sonuçta bu mentor dediğimiz insanlar bunlar senelerdir ellerinde öğrenciler olduğu için biliyorlar işin nasıl yürüdüğünü. O da mesela kötü mentor tanımı gibi böyle picky mentor diyorum ben. Picky yani çok seçici, detaylı. Elinde yani söz mesleğinden dışarı 10 tane karpuz var. En iyi karpuzu seçene kadar 9'u oradan gidiyor falan. Yani hani picky mentor diyorum ben böyle. Biraz sert oluyor mizaçları azıcık. Bu ödül konusu da hakikaten çok önemli. Böyle ufak tefek dememek lazım. Şimdi ben bu bizim üniversitenin şeyine kendi CV'mi adapte etmeye çalışıyordum. Öyle dediler. Şimdi bir baktım en başa ödül yazmışlar. İkincisi böyle invited speaking yazmışlar. Hani bizim oral presentation falan bilmem ne var ama invited gel beni birebir name olarak gidecek bir şey gel bize şunu anlat falan böyle bir şey yok yani şu ana kadar. Dedim herhalde started from scratch böyle en baştan tekrar başlayacağız. Bugün ama ilk ödülümü aldım ben de. En iyi öğreten fellow ödülümü aldım bugün graduation'da. Güzel. Mesela o çok önemsiz bir şey gibi gelebilir insanlar ama o bile ne kadar önemli bir şey senin iş başvurularında önemli olacak. Bence o çok önemli bir şey. Ben bayağı hoşuma gitti yani. Hani bir para mara vermedin ama bayağı şeydi. Demek ki bu şu demek yani ödül demek başkaları tarafından senin farkındalığına varılmış demek. Bunun proof'u yani. Evet. Küçük büyük önemli değil. Aa seni başka biri takdir etmiş gibi demek yani. Kesinlikle. Çok iyi bir iş çıkarmışsın ki birileri seçmiş seni bunu yapman için. Bu çok önemli bir şey. Ben bunlar hani bu mesela senin özellikle başvurup aldığın bir şey değil ama bu daha da güzel bir şey. Hani havadan sana gösterdiğin performansla vermiş olmaları çok daha bile değerli. Şimdi aradaki o interview'leri falan onlara bahsetmemize gerek yok artık. Söylemek istediğin bir şey varsa biliyorum özel olarak böyle ama genelde çok konuştuk biz de bu şeyde. Bahsetmek istediğin bir şey varsa interview'le ilgili birkaç cümle alabilirim. Onlarca esas böyle çalışma ortamını merak ediyorum. İş yoğunluğu nasıldır? Türkiye'deki asistanlıkla buradaki asistanlık eğitim arasındaki farklar ne? Esas bunlara böyle girmek istiyorum biraz. Ya interview ile ilgili konuştuysanız hani klasik çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Sadece komik bir anımı anlatmak isterim. İlk interview'ime gittim. Böyle ben normal klinikte profesyonel giyiniyoruz tabii ki ama ben üzerime böyle renkli bir bluz giydim. Altıma işte eteğimi giydim. İşte hani böyle topuklu ayakkabılarımı falan. Ve beni sandılar ki oradaki attendinglerden birisi zannettiler öyle giyindiğim için. Çünkü bir baktım ki bir grup insan geliyor takım elbiseler içerisinde. Kadınlara dahil olmak üzere. Ve herkes siyah, lacivert, koyu renkler giymiş durumda. Ve ben orada tek üzerine bluz giymiş, hani ceket giymemiş ve renkli bir bluzla orada beni işte oranın ev sahibi olarak zannettiler. Ve ben sonradan anladım ki birilerine sormuş olamam ama kimse bana çok güzel yol göstermemiş maalesef. Gerçekten konuşmak lazım birileriyle. Bu çok komik bir şey tabii ki. Yani eminim ki bu yüzden beni elemediler ki o programa girdim ayrıca da. Hadi boşuna gitmiş de belki. Kendimi çok kötü hissettim tabii. Doğru. Çünkü böyle bütün adaylarla oturuyoruz. Resmen ben orada böyle parlıyorum bir şekilde. Ondan sonraki interview'lerimde tabii ben de interview suite'i dedikleri şeyden aldım kendimi ve onlarla dolaştım. O suite'le aynı suite'le dolaşıyor herkes burada. Ve yani konuşmalar falan bence zaten hepsi işte hani biraz böyle laf olsun diye bence. Çünkü interview'in çok 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 etkili olduğunu düşünmüyorum. Yine de senin için telefon edenler yaptıkların akademik başarıların yine de o seni yukarıya çıkarıyor bence listede. Tabii ki abuk subuk bir şey söylememiş olman iyi olur. Tabii, tabii ki evet. Yani böyle şey diyorum böyle Pollyanna gibi böyle gülen yüzle pozitif dolaşması yeter yani. Evet aynen öyle. İş ortamından bahsedeyim. Asistanlık burada göz asistanlığı 4 sene ama birinci senesi internship.
Şimdi biz bu sene burada yeni bir şeye başlıyoruz. 4 senelik oftalmoloji olarak başlayacak ve internship'i oftalmolojiyle karışık bir şekilde bizim hastanede olacak. İlk defa burada bunu başlıyoruz. Sanıyorum bütün ülkede böyle başladı ya da başlayacak. Belki pilot yerlerden birisi olabilir. Ondan önce hani genelde bir preliminary transition year gibi yapıyorlar. Daha hafif olabilecek şekilde mümkünse ya da normal bir internship ve ayrıca match oluyorlardı oftalmolojide. Şimdi artık 4 seneyi birden burada match oluyorlar. 3 senesi full oftalmoloji. Yani bizim 1. 2. 3. sene asistanlarımız var genelde. O internleri ayırırsak. Yoğunluk olarak düşünürsek, bilemiyorum tabii bu programları. Bizim programımız benim asistanlığıma karşılaştırılarak bazı şeyleri burada daha yoğun. Biraz daha burada hastane kolları biraz daha fazla. Emergency room şeyleri kolları biraz daha yoğun olabiliyor. Ama bence çok yorucu değil. Bence kesinlikle yapılabilir. Bence hiçbir asistanlık o kadar küçümsemeyeceğim tabii ki. Ama hani yapılamayacak şeyler değil. Biz Türkiye'de yaptığımız şeylerden daha zor hiçbir yerde olamaz bence fiziksel açıdan. Burada tabii akademik olarak çok katılımlı. Bizim program en azından, bizim grand roundlarımız var her hafta ve asistanlar çok aktif olarak sunuyorlar. Neredeyse 1-2 haftada bir mutlaka sunumları var. Ve çok güzel hazırlanıyorlar. Çok güzel pişiyorlar bu konuda. İnanılmaz güzel bir şekilde hazır oluyorlar sunum yapmaya, hani moderatörlük yapmaya, hatta program değişik toplantılarda temsil etmeye. Bence bu çok güzel bir avantaj. Hani benim asistanlığımdan eksik olan şey o diye düşünüyorum buraya karşılaştırarak. Ben de büyük bir asistan programından geldim. Beyoğlu da büyük bir programdı. Hani biz 40 asistan falandık hatta ben başladığımda, sonra biraz daha azaldı. Burada bizim 15 asistanımız var ama bizim burada neredeyse 100-150 tane fakültemiz var. Büyük bir program. Her subspecialty çok, herkese erişimleri var ve asistanlarımız bizim için çok önemli. Ben onu çok seviyorum burada. Ne evet. kadar değerliler asistanlar. Asistanlar eğitim almalı, ne ihtiyaçları varsa verilmeli. Onlar gerçekten bizim çocuğumuz burada. O hani bizim Türkiye'de olmayan bir şeydi. Değil. Yani çok ağlama, çok konuşma şeklindeydi hani daha çok, değil mi? Aynen öyle. Şeyi sormak çok merak ediyorum. Cerrahi bir branş sonuçta bu. Hı-hı. Pratik yapmanız lazım. Yani ameliyat yapmanız lazım. Hı-hı. Buradaki ameliyat yaptırma şekliyle bir öğretim üyesinin bir asistana ameliyat yaptırma şekliyle Türkiye'deki o ameliyat yaptırma, o eğitimi kıyaslarsan böyle bir karşılaştırabilir misin? Burada nasıl yapıyorsunuz? Orada nasıl sana yapılıyordu? Evet. Ben tabii Türkiye'de iyi bir programda yaptığım için hani onunla karşılaşacağım maalesef. Duyduğum kadarıyla Türkiye'deki bazı oftalmoloji programlarında hani herkesin o kadar vaka paylaşıcı olmadığını. Şimdi mesela burada mecburiyet de var zaten. Her asistan İşte belli bir sayıda katarak ameliyatı, belli bir sayıda glokom ameliyatı, belli bir sayıda şu, belli bir sayıda bu yapmadan bitiremez. Yaptırtmak zorundalar. Bizde o oluşturulmaya çalışılıyordu Türkiye'de ama zorlama var mıydı? Sanırım yoktu ki birçok kişi çok az sayıda cerrahi yaparak bitiriyordu maalesef. Öğretme kültürüne gelirse değişiklikler var. Farklılıklar var. Birincisi burada wet lab var, dry lab da var. Hatta simulation var. Çok güzel bir şey. Belki Türkiye'de de şu an var. Bildiğim kadarıyla Oftalmoloji Derneği'nin böyle hani programların kendi içinde değil ama Türk Oftalmoloji Derneği'nin İstanbul'da biliyorum hani arkadaşlarımdan duyuyorum şimdi. O simülasyon programları var. Gidip orada kendini geliştirebiliyorsun. Çok güzel bir şey bence bu. Çünkü hani komplikasyonları bile yönetme açısından simülasyonlar var. Bu çok güzel bir şey, faydalı. Wet lab'lar var burada. Wet lab bizde yoktu Türkiye'de. Ama hatırlıyorum domuz gözüyle çalıştıklarını duyuyorduk eskiden ama sonra yasaklanmıştı. Hani gözler getirilemiyordu falan. Öyle bir şey de hatırlıyorum ben bizim büyüklerimizden duyduğumuz. Biz tabii ilk hasta üzerinde başladık ameliyat yapmaya. Hani aşamalar yaparak sonra ne zaman rahat hissettilerse cerrahileri yapıyorduk ben Türkiye'de eğitim alırken. Ben hani şanslıyım, dediğim gibi çok güzel bir eğitim aldım. Cerrahi eğitim aldım. Hani benim arkadaşlarımdan yani çoğunluğumuzda görebileceğimiz kadar çok ameliyat gördük, asistans yaptık ve güzel bir exposure'ımız olmuştu. Buradaki en önemli fark, burada asistanların kendi kliniği var. Bizim de vardı mesela ama bizim kendi hastamız olmazdı. Burada asistanlar kendi hastalarını buluyorlar. Bizim programda en azından öyle.
kendi buldukları hastalarına katarak çıktığı zaman o hasta onların bir uzmanla işte tendingiyle ben gidiyorum, evet diyorum, bu hasta katarak ameliyatına hazır. Ve hasta biliyor onu, o resident'ın ameliyat edeceğini ve benim orada bulunacağımı biliyor. Ve o hazır olduğuna tabii dönemleri var tabii ki. Ameliyatı full olarak ona yaptırtıyoruz tehlike görmediğimiz sürece. Çok güzel yani fırsat veriliyor böyle gerçekten hani bir tehlike oluşmadığı sürece onları yaptırmaya çalışıyoruz. Mesela ben fellowship için de onu söyleyeyim. O çok ilginç gelmişti bana. Ben fellowship'e başladım, Cornea fellowship'ine. Ben daha önce hiç cornea transplant yapmamıştım Türkiye'de. Asiste etmiştim ama hiç kendim yapmamıştım. Ve ilk defa işte full thickness yapılacak. Ve biraz stresli de bir şey yani. Daha yeni başladım fellowship'e. Bana der ki bu senin vakan, yapacaksın. Ben böyle korktum, endişelendim. Ben sanıyorum ki birkaç tane izleyeceğim. Bizde çünkü Türkiye'de gene kültür öyledir. Birkaç tane izlersin. Ki burada da öyle olacağını düşünüyorum ama belki de diğerleri o şekildeydi zaten. Ben ise 2,5 sene research yapmışım. Yeni başlamışım. Çok uzun zamandır ameliyat yapmamışım. Çok stresliydi. Yapamam demek istemedim. Çünkü zaten bir senelik bir fellowship. Baştan kendimi negatif duruma sokmak istemedim. Ama sonra hani çalışına kendine bağlı olarak sana çokça ameliyat yaptırmaya çalışıyorlar. Fellows'tan ve resident'tan senin ameliyat yapman çok önemli. Burada işte asistan program direktörleri ya da fellowship program direktörleri senin sayın nerede kaldı aktif olarak izler. Bir şeyde mi zorlanıyorsun? Bir asistan mesela çok mu komplikasyon yapıyor? Bir problemi var. Hemen bununla ilgili toplantılar yapıp nasıl geliştirebiliriz? Nasıl geliştirebiliriz? Bizim programımızdan mezun olacak bir kişi mükemmel becerim olarak çıkmak zorunda diye. Bu farkı var. En önemli farkı bu. Peki böyle cezalar hiç duydun mu? İşte ameliyata sokmama cezası falan gibi böyle bir şeyler söz konusu mu? Türkiye'de ben çok yani evet, bunu birebir yaşayan insan tanıyorum. Yani böyle kanıtlı konuşuyorum da ondan. Evet. Doğru. Unutmuşum ben öyle şeyler olduğunu Türkiye'de. Düşünüyorum. Tam olarak öyle değil ama oluyor bazen. Eğer şimdi burada mesela şey çok farklı ilişki, konuşma ilişkisi etenliklerle. Onu sen de farkındasındır. Hatta asistanlarını bitirdiği anda senli benli ve ilk isimle konuşmaya başlaman gerekiyor. Ki ben çok zorlandım bunu yapmakta. Bunu ben de zorlanıyorum ya hakikaten. Yani. Ama şimdi tekrar uyaracaklar ki bizim burada Wilmer'ın başındaki hoca Peter McDonald der ki eğer o kişi eğer fakülteler sana seni düzeltip benim ilk isimle hitap etmiyorsa burada çalışmasını istemem o kişilerin der. Yani çünkü onun çok önemli bir şekilde senin eşit hissetmeni istiyoruz derler. Kötü olduğumdan beri. Fellowship'te değil tabii ki. Fellowship'te de şey hani doktor diye konuşursun. O çok önemlidir. Hani lakayt olmayacaksın tabii ki. Ama mesela bazı asistanlarda da, bazı fellowlarda da attendinglerle ilişkilerinde böyle o saygısızlığını, bir şeyini görebiliyorsun. Hani ne yaparlar? Kimse burada seni git ameliyathaneden çık dışarı bir daha gelme gözüm görmesin demez. Ama öyle bir şey yaptığın zaman senin vakadan kesebilir yine de. Hani öyle şeyler gördüm. Senin saygısızlığını. Bu arada hani bağıranlar da oluyor. Onu söyleyeyim. Yelling dediğimiz. Öyle şeyler benim de başıma geldi. Başkaları, arkadaşlarımın da bundan çok etkilendiğini biliyorum. Bunları da düzeltmeye çalışıyorlar. Cerrahide bu maalesef devam eden bir şey. Klinikte değil ama bu konuyla ilgili hatta böyle fokus grupları var. Hopkins'te de bunu çok önemsiyorlar. Bunun olmasını istemiyorlar ama olanlar var. Seni ameliyat hemşirelerinin önünde, asistanların önünde küçük düşürecek şeyler söyleyen az sayıda etenliler var ve kendini çok kötü hissettiğin, hatta yani bir gün ağladığım, yani ben asistanlığında eminim birkaç kere ağlamışımdır. Asistan hani ameliyatta söylenen kötü şeyler yüzünden. Ama burada da bir kere başıma geldi. Hani onu biliyorum. Hani çıkıp gitmek istediğimi, çıkıp gidemediğimi ama çok kötü hissettiğimi hatırlıyorum. Oğlum, cerrahi branşların biraz böyle bir ortamı çetin tabii. İş ciddi biraz da. Ama yine de Türkiye'ye göre daha az olduğunu ben düşünüyorum. Öyle duydum da öyle. Ama güzel böyle bunu da objektif olarak söylemen de son derece önemli. Öyle hiçbir yerde mükemmel bir sistem, toz pembe bir sistem yok da her yerde insan var.
Evet, her yerde insan. Valla Sezen çok güzel bir sohbet oldu. Çok değişik bir sohbet oldu. Böyle tam hayatın içinden. Yavaş yavaş da senin vaktini de çok fazla almayayım. Son böyle bir şey sormak istiyorum. Böyle birkaç cümleyle. Şimdi beni dinleyen, bizi dinleyenlerin birçoğu tıp fakültesinde okuyor arkadaşlarım. Ve böyle klasik haline geldi. İşte bir, ikinci, üçüncü sınıfta böyle bir grup. İşte 4, 5, 6. sınıftaki böyle bir grup. Bir de mezun olmuşlara böyle bir grup söylersen en önem vermeleri gerektiği ne yapmalarını önerirsin? Özellikle mesela 1, 2, 3. sınıftan başlarsak. Amerika kariyeri düşünüyorsa bu arada. Ben her zaman ilk bana başvuran kişi niyetin ne diye soruyorum. Niyetin Amerika'da biraz tecrübe edelim Türkiye'ye dönmek mi? Yok, ben Amerika'da bir gelecek planlıyorum. Bence bunu ayrımını yapabildiğin an daha güzel bir plan yapacaksındır. Hani bunu ilk 3 senede buna karar vermek zor. Hatta bence ilk son 3 senede de karar vermek muhtemelen zor. Ama son 3 senede belki biraz daha şekillenebilir. Bunu düşünmek çok önemli. Bana da hani soruyorlar. TUS'a girmeme değer mi? Uzmanlık yapmama değer mi? Hiç TUS'a girmeyeyim mi? Direkt Amerika'ya mı hazırlanayım? Bunun cevabını kimse bilemez tabii ki. Çünkü kimse sana bir garanti veremez. Gideceğin yolda her şey çok güzel olacak. Garantici olmakta biraz fayda var. İkinci, üçüncü seçenekler hazırlamakta. Bizim için mesela şuydu. Biz dedik ki tamam biz asistanlığı tekrarlamayacağız. İstemiyoruz. En kötü ihtimalle fellowship yapacağız. Şimdi fellowship'ini bir tanesini tamamlıyor, bir tane daha başlayacak. En kötü ihtimalle biz research ve klinik fellowship yaptık ve Türkiye'ye dönersek de Türkiye'ye dönmüş olacağız dedik. Hani biz onu şu şekilde gördük. Çok pardon. Ne Biz problem. şunu şu şekilde gördük. Bizim bir kaybedecek bir şeyimiz yok. Ne olursa bize bu kar olacaktır diye. Tıp fakültesine yani biraz zor. Şimdi asistanken diye sorsam bence onun cevabını öncelikle vereyim. Çok kısa ve kolay çünkü. Asistanla zaten girmişsin artık. Kafanda bununla ilgili bir soru işareti. Acaba ben bunu yapacak mıyım diyorsan TUS'a girmişsin. Buna çalışmışsın. Hemen USM'e veri ver. Onu hemen yap. Gene düşünmeye devam et. Ama onu yap bir an önce. Çünkü o aradan çıksa o senin karar verme şeyin olmasın, şartın olmasın. Ondan sonra da bence asistanlıktaysan bir observership için, observership yapmaya gelmek networking için çok faydalı olur. Bir şey öğrenmek için değil. Biz Wilmer'da bizim çok kısa observership'lerimiz zaten 2 hafta. Başka yerlerde 3 aya kadar yapabilirsin. Böyle bir takım şeylerle gelebilirsin. Böyle bizim oftalmolojide bizim bazı şeylerimiz var. European Board'un ve bizim ICO dediğimiz bir grup var oftalmolojide. Onların observership grantleri var 3 aylık. Mesela ben onlara her zaman söylüyorum. Bunların sınavlarına girin, board sınavlarına girin, European boardlara. Çünkü direkt eligible'lar. Mutlaka kendinizi kuvvetli, CV'nize göstereceğiniz kuvvetli şeyler olsun. Ve bir observership için bence birkaç yere gelip networking için, insanlarla yüz yüze tanışmak için gelin. Toplantılarda da insanlarla tanışabilirler tabii ki. Ama toplantılarda çok insanlarla tanışıyor bu ünlü olan kişiler özellikle. Unutuyorlar doğal olarak, hatırlamıyorlar. Evet. Öğrenciler için ise İlk 3 senede bence büyük ihtimalle çok zor yani ne söylesem. Tabii ki biraz etrafta neler oluyor neler bitiyor. Belki büyüklerle tıp fakültesinden belki böyle staj ayarlayanlar var. Görüyorum hatta Hopkins'a stajla gelenler oluyor. Bunlar böyle şeylere bakabilirler. Gitmiş kişilerle görüşüp temasa girsinler. Hocalarla, üniversitelerindeki hocalarla konuşsunlar. Olayı tamamen anlamaya çalışsınlar. Çünkü daha branşlarını bile bilmedikleri için senaryo çok farklı olacak branşa göre. Bence 4, 5, 6. sınıfta olan kişiler mutlaka bir yaz döneminde bir observership ayarlayıp ne istediklerini bir an önce erkenden karar vermekte çok fayda var. Çünkü ona yönelik çalışmalara başlamaları lazım. Mümkünse araştırmalara katılmaya çalışsınlar. Çünkü buradaki bütün tıp fakültesindekiler çoktan dediğin gibi 10-15 tane yazıları, 10-15 olmasa bile 3-5 tane yazıları mutlaka var ve bunlar zaten standart. Yani onun üzerine ne gösterebilirsin? Türkiye'den bile ben söylüyorum, yapan böyle görebildiğiniz fırsatları bulabildiğiniz zaman araştırma yapan kişilerin programlarına katılın. Hani bir isminiz orada geçsin. Ben bu araştırmalarda çalıştım diyebilin. Ve bu insanların yayın yapan, kendince o camiada kendini kanıtlamış kişilerin referans mektubunu almak bence çok faydalı olur. Buna çok önemsiyorum.
Bunun dışında da Research Fellowship için bence bakmakta fayda var. Bitirmek üzere olanlar için söylüyorum. Bir sene bir research yapayım mı, yapmayayım mı? Hani bunun arasına kalıyorlar. Buna başvurayım mı yoksa direkt asistanlık için mi? Bence ikisine de hazırlanmak lazım. Asistanla hazırlanırken bir yandan research programlarına bakmak lazım. Hiçbir kaybedecek bir şey yok. Ve o da onların Amerika'da geçiş dönemi olmuş oluyor. Hazırlama, kendilerini oradaki kültürü hazırlama, etrafı tanıma, yine networking sağlama ve birçok şeylerle işte dediğim diğer yollarla önceden konuştum işte toplantılarda sunum yaparak, yazılar yazarak şanslarını artırmalarını sağlamış oluyor. Bu çok önemli. Onun dışında sanıyorum en önemli şeyler bunlar. Evet, erken karar vermek, ne yapacağını belirlemek. Ben bir de 1-2-3 sınıflara İngilizce çalışın diyorum. 10 parmakla daktilo öğrenin diyorum böyle. Buradakiler gibi senin öbür tarafa bakarken bir yandan 10 tane cümle yazabilirler. Evet, burada çok farklı. Acayip, ben böyle telefon açıyorum. Telefonda arka planda böyle klavye sesi geliyor. Benden radyoloji ile ilgili bilgi alıyor. Pata 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 aynı zamanda eşgüdüm yazıyor. Bazen yanlış söylüyorum, siliyor falan. Evet. Vallahi önemli. Ben insanlar çok korkuyorlar bu konuda. Türkiye'de biraz biliyorsunuz hani İngilizce konusunda eğer çok kuvvetli bir okuldan gelme değillerse insanlar kendilerine hiç güvenmedikleri için daha çok korkak davranıyorlar. Kendinize güvenin yine de. Hani tabii ki çalışın mutlaka. Güvenin kendinize. Yaptıkça ilerliyor. Yaptıkça hani konuştukça, işin içinde bulundukça o zaten düzelecek, iyileşecek, belli bir noktaya gelecektir mutlaka. Vallahi çok teşekkür ederim. O kadar yararlı bir sohbet oldu ki çok da farklı bir oldu. Böyle çok güzel yerlere de değindin. Tabii orada bir öğretim üyesi olmanın şeyi de var. Bu güzel yerlere temas etmenin. Yaşadığında bir sürü tecrübeler var. Vallahi bir gün eşinle de artık bir sohbet yaparız artık onlar. Seni aracında bir davetiye gönderelim. Son söylemek istediğin bir şey var mı? Biraz daha da kapatalım. Çok da vaktini aldım. Tekrar teşekkürler. Çok ben teşekkür ederim davet ettiğin için ve böyle bir şeyi bir fırsat verdiğin için. Çünkü çok önemsiyorum dediğim gibi. Çok eğer birilerine motivasyon sağlayabileceksen, birazcık daha fazla umut sağlayabileceksen bu beni çok mutlu eder. Herkesin içinden gelen ne takip etmelerini tavsiye ediyorum. Eğer içinizden bir şey sizi bir yere göndermeye ne olduğunu bilmeseniz bile ki ben bilmiyordum tam olarak. Sadece o sesi dinlemeye devam etmek lazım. Bir şey yapmak istiyorsanız zaten bir şey sizi bir yere götürecekse sadece kendinize izin verin. Etrafınıza olumlu olan şeyleri sadece olumlu sözleri duyduğunuz kişilerden daha fazla tavsiye almaya bakın. Olumsuz sözlere kulaklarınızı kapatın. Bir faydası hiçbir zaman faydası yok onun. Tabii ki hayaller kurup olmayacak şeyleri hayal etmek de doğru bir şey değil. O da çok hayal kırıklığına uğramaya neden olabilir. Her zaman diyorum biraz esnek plan yapın. Hani ille de şunu yapacağım, bunu yapmazsam başka bir şey olmaz. O zaman bırakıp döneceğim yerine böyle şeyler yapmayı düşünüyorum. Bu olabilir. Bu olmazsa da bunu da yaparım. Bu da olursa bunu da yaparım diye. Belki biraz daha kısa vadede hani hayal kırıklığına uğratmayacak ve seçenekleriyle de mutlu olacak şekilde plan yapmak lazım. Söyleyeceklerim bu kadar. Çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ben de çok şey öğrendim bu sohbetten. Çok da faydalı oldu. Arkadaşlar işte Doktor Sezen Karakuş bütün içtenliğiyle, bütün böyle pozitif, olumlu bakış açısıyla sizlere paylaştığı kendi tecrübelerini. Kendisine çok tekrar teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum akademik kariyerinde. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.